Merhaba, Sözün Özü programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Ömer Türker ve ben İbrahim Halil Üçer, İslam düşünce geleneğinde bilgi teorilerini ve genel olarak bilgi meselesini ele almaya çalışacağız. Doğrusunu söylemek gerekirse, çağdaş İslam düşüncesi açısından bilgi teorisi ve onun alt meselelerine tekabül eden insan idraki, doğruluk sorunu, kesinlik... ...gerekçelendirme gibi birçok mesele uzunca bir süre ihmale uğramış bir çerçeveyi ifade etti. Daha önceki programlarda sıklıkça vurgulamaya çalıştığımız bir şey vardı. Klasik dünyada yani belki 19. yüzyıla gelinceye değin gelen bevi mesela 18. yüzyılda yaşayan bilginlerden biridir. 19. yüzyıla gelinceye değin Müslüman bilginler. Çok canlı bir şekilde fıkıhla ilgili herhangi bir meseleyi ne kadar yakıcı bir sorun olarak ele alıyor ve tartışıyorlarsa, Tanrı'nın varlığıyla ilgili herhangi bir sorunu ne kadar canlı bir biçimde ele alıyor ve tartışıyorlarsa, ahlakla ilgili bir sorunu ne kadar canlı bir şekilde ele alıyor ve tartışıyorlarsa, bilgiyle ilgili bir sorunu da yani doğruluk sorununu da kesinlik sorunu da gerekçelendirme sorununu da aynı canlılıkla ele almaya devam ettiler. Maalesef 19. yüzyıl sonrasında arayışlar dönemi olarak ta, ta, tarif edebileceğimiz, tabir edebileceğimiz yeni dönemde çağdaş İslam düşüncesinin ana meseleleri varlık, bilgi, değer, insan, alem gibi e, bir paradigmanın kurucu unsurlarına tekabül eden e, meselelerden giderek İslam ve demokrasi, İslam ve ilerleme, İslam'da insan hakları, İslam'da kadın hakları vesaire gibi apolojetik yani savunmacı yönü baskın ve acil sorunlara cevap arama e, arayışıyla e, temsil edilen bir e, karaktere sahip olmaya başlandı. Bu cihetten bugün maalesef bilgi sorununun bilgiyle ilgili meselelerin doğruluğun, kesinliğin, gerekçelendirmenin, insan idrakinin sınırlarıyla ilgili meselelerin, önermenin ne olduğu sorusunun, kavramsal bilginin mahiyeti sorusunun büyük ölçüde çağdaş İslam düşüncesinin periferisinde kalan yani taşrasında kalan meselelere dönüştüğünü görüyoruz. Bugün biz burada İslam düşünce geleneğindeki bilgi İslam düşünce geleneğinde farklı bilgi teorilerini ele almaya çalışacak ve bu gelenek boyunca bilginin hangi şekillerde, hangi başlıklar altında, hangi meseleler çerçevesinde tartışıldığını göstermeye çalışacağız. Bu bağlamda söz gelmeye bir bilgi teorisinin klasik dönemde temel unsurları nelerdir? Bilgiyi İslam düşünürleri nasıl tarif ediyorlardı? Bilginin ontolojisine dair iddiaları nelerdi? Doğruluk dediğimizde, hakikat dediğimizde ne anlıyorlardı ve doğruluğun ölçütleri olarak neyi kabul ediyorlardı? Bir yöntemle bilgi elde etme sürecini nasıl e, uyumlu hale getirmeye çalışıyorlar ve yöntemle ilgili neler söylüyorlardı? Gibi soruları sormaya çalışacağız. Programın sonuna doğru da ilgili izleyiciler için İslam Düşünce Geleni'ndeki temel bilgi teorisi metinlerini göstermeye, bundan bahsetmeye çalışacağız. Vaktimiz kalırsa çağdaş dönemde bilgi krizini de müzakere edeceğiz. Hocam isterseniz bunları konuşacağız. Şöyle bir mukaddime ile başlayalım bilgi hakkında konuşmak ne demektir? Yani felsefi bir soruyla başlayalım. Yani felsefi, sezgi felsefi açıdan sezgisel bir soruyla giriş yapalım. Evet. Bilgi hakkında doğruluk hakkında kesinlik hakkında konuşmak ne demektir? Güzel. Hocam ondan önce ben bu biraz önceki girizgahla ilgili bir şey söyleyeyim. Eyvallah. Şimdi çağdaş dönemde gerçekten dediğin gibi İslam dünyasında tartışılan sorunlar işte hakikaten İslam ve demokrasi gibi işte İslam ve insan hakları gibi modern dönemin ürettiği yeni değerleri İslam geçmişinde bulma çabasıyla geçti bunu nasıl anlamalıyız diye bir soru sorsak Yani bu ne anlama geliyor uzatmak için değil de sadece iki cümle söyleyip asıl konumuza gelmek için özetleyici bir şey söyleyeceğim Zannediyorum bunun bir anlamı şu. Müslümanlar 200 yıldır kendilerini yeni değerlere inandırmaya çalışıyorlar. Yani bu bir yönüyle gerçekten savunmacı bir şey. Yani bir yönüyle şöyle savunmacı bir şey. Yeni dönemin ortaya çıkardığı, tırnak içinde insanlığa armağan ettiği değerler, değer olarak kabul ediyorsak şayet değerler, zaten İslam geçmişinde vardı. Formu değişik olarak vardı. Biz bunları yeniden keşfedelim. Hı hı. E, fakat bu sadece savunmacı bir şey değil. Evet öyle. Bu aynı zamanda yani sadece başkalarına göstermeyi amaçlayan bir şey değil. Bu aynı zamanda benimseme ve içselleştirme süreçlerini çabacı, çabası, yani. çabası yani. Çabası evet evet. Alınacak, yani bu aynı zamanda kişi, Müslüman aydınların, Müslüman düşünürlerin e, yani kimliği böyle olanların kendisi inançlarından uzaklaşmış uyarlama, olabilir ama bu Evet uyarlama çabaları yani. evet. kendisini bunlara inandırma çabası aynı Hı -hı. zamanda. Hı -hı. Şimdi geldiğimiz nokta ...kendimizi inandırma çabasının sonuç vermediğini gördüğümüz bir noktaya dönüştü. Yani böyle bir noktaya geldik aslında İslam dünyası olarak. Yani sonuç vermedi. Niye sonuç vermedi? Bir, kendimizi inandırmakta güçlü çekiyoruz. Yani varlık ve bilgi sorunu dediğimiz şey yahut değer sorunu... ...yani üç temel başlığı var ya bütün düşün, teorik düşüncenin... ...varlık, bilgi evet. ve değer aslında. Üç ana başlık bu. Şimdi bu sorunların herhangi birisi bir başkasını... ...inandırmakla veya kendini inandırmak sürecine sokmakla halledilebilen sorunlar değiller. Yani meseleyi bu bağlamda ele aldığımız zaman bir noktaya varamıyoruz. Hı hı. Olayı tarihselleştiriyoruz aslında. Önemli ölçüde kendimizden uzaklaştırıyoruz. Ve e, olayla çıplak bir şekilde bir düşünür seviyesinde yüzleşemiyoruz. Bilgi bir sorunu biz düşünürken biraz bu bağlamda düşündük. Yani... Ee, bu meseleyi nasıl ele almalıyız ki yani bu mesele nasıl bir mesele ki biz gerçekten e, aktif olarak düşünme eyleminin e, bir parçası haline gelelim. Yani düşünen insanların bir insanlar grubunun bir üyesi haline gelelim. Düşünme eylemine katılalım. Ve fiilen bilginin ne olduğuna ilişkin imali fikreden kişiler olalım. Yani meseleyi bu bağlamda görmek gerekiyor. Böyle sorduğumuz zaman soru ...karakter değiştiriyor. Yani mesele... ...karakter değiştiriyor ve şöyle bir yöne... ...doğru gidiyoruz. Herhangi bir bilgi teorisini tartışmak... ...demek, bu üçlemede... ...yani varlık-bilgi-değer üçlemesinde... ...esas itibariyle... ...bizim... ...insan olarak ne anlama geldiğine ilişkin... ...bütün iddialarımızın zeminini... ...tartışabilmek demek. Yani... ...varlığa ilişkin kanaatlerimiz var... ...değerlere, ahlak ve siyaset alanına... ...ilişkin kanaatlerimiz var veya insanların... ...kanaatleri var. Bir... Bu kanaatler gerçekten hangi ölçüde bilgisel değere sahip? Yani bunları biz gerçekten biliyor muyuz? Hangi yollarla biliyoruz? Acaba bilmenin bunlara ulaşmanın farklı yolları mı var? Yoksa bunların önemli bir kısmı otoritelerden, insanların genel kabullerinden devşirilen cümleler mi? Yani biz bunları öz itibariyle yani gerçekten biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Bilmiyorsak şayet bilmenin bir yolu var mıdır? Dolayısıyla bilgi sorununu tartışmak bizim elimizde ins e eşyaya ve eşyanın kıymetine ilişkin, değerine ilişkin her ne var ise bunların gerçekten bizim için anlamlı olup olmadığını tartışmak demek. Hakikaten anlamlı olup olmadığını ama yani hani böyle e bizim ne işimize yarıyor anlamında bir tartışma değil bu. Bizim ne işimize yaradığımızı tartışmak başka bir sorun. Yani biz bilmediğimiz şeyleri de yani tahkik seviyesinde hakikate bilmediğimiz şeyleri de kullanabiliriz. Yani ben uçağın nasıl yapıldığını bilmiyorum ama uçağa binip bir yere gidiyorum. Bunu yani istimal edebiliyoruz biz eşyayı ve insan ürettiği nesneleri. Ama gerçekten bunları e, istimalin ötesinde hakikaten bunlara ilişkin bir e, idrakimiz var mı yok mu? Bu soru bilhassa metafizik, ahlak ve siyaset alanı söz konusu olduğunda can yakıcı bir soruya dönüşüyor. Yani iki alan diyelim, ahlakı, siyaseti içerecek şekilde kullanalım. Metafizik ve ahlak söz konusu olduğunda can yakıcı soruya dönüş. Çünkü bu iki alan araçsal alanlar değiller. Yani diyelim ki insanlar teknoloji üretiyorlar dünyada. Hı hı. Teknoloji araçsal hı hı. bir alan. Yani fizik dünyaya ilişkin bilgimiz oluyor. İşte yani biz bu bilgileri aynı zamanda sanayi yoluyla teknolojiye dönüştürüyoruz. Tamam. Mesela bunları tamamen kaybetsek ne olur? Bir takım ...bu araçların bize sağladığı kolaylardan... ...mahrum kalırız. Ama... ...metafizik ve ahlak böyle değil. Ya bunlar vardır ve insanız... ...yani metafizik ve ahlakla ilgili... ...ya bunlar vardır ve insanız... ...ve insanlığımız... ...bu dünyadan... ...bu dünyanın bir parçası olmakla sınırlı değil... ...değişik bir anlama sahip... ...ya da bunlar yoktur, insanız... ...bu defa insanlığımız... ...hayvanlar familyasının bir üyesi olmak anlamında... ...insanlığa dönüşür. Dolayısıyla... ...bilgi sorunu bu iki yöne yani varlık ve değer cihetine bakan yönlere sahip ve insanı insan olmak bakımından değerlendirmenin en can alıcı e, kısmına tekabül ediyor. Bundan dolayı e, malum varlık yani metafizik ve bilgi teorisinde e, uzman olmayan insanlar eskiden filozof kabul etmezler de. Mesela metafizik ve bilgi teorisini bilmeyen insan mütekellim olamaz. Bu iki konuda yani varlık ve bilgi konusunda mahir olmayan bir insan muhakkik bir sufi de olamaz. Yani Sufi olabilir de Sufilerin o nazari kanadını temsil edenler arasında muhakkik bir insan da olamaz. Yani bütün gelenekler varlık hakkında, insan hakkında iddiaya sahip bütün gelenekler bu bilgi alanı ile ilgili aynı zamanda iddiaya sahip geleneklerdir. Hı hı. Çok uzatmayayım yani. Özetle hocam. şey bu. Demek evet, istediklerim. Güzel bir giriş oldu. Şunu anlıyoruz. Yani bilgi sorunuyla bizim ilişkimizin birkaç boyutu var. İlk boyutu gerçekten yani tartışmasız, açık boyutu kendi yetkinliğimizle ilgili. Yani hayvanlar familyasının ifade ettiğiniz gibi bir üyesi olmama çabamızla ilgili. Evet. Her varlığın kendine özgü bir sureti, formu, mahiyeti vardır ve yetkinliğini o mahiyetin bilfil hale getirilmesinden alır. Yani daha Türkçesi eskilerin tabiriyle yani her varlığın onu o yapan bir yetkinliği var. Bir mahiyeti yani, var yani. Bir, evet. Bir yetkinliği vardır. Yani atı at yapan bir özellik vardır ve at o özelliği gerçekleştirdiğinde at olur. Şu kolumdaki saati saat yapan bir özellik vardır. Ve bu saat onu gerçekleştirdiğinde saat olur. Vakti doğru göstermek. Bu saat vakti doğru göstermez fakat altından, pırlantadan falanca taştan örülü ...bir şey olursa biz bunu artık saat demeyiz, kenara bırakırız yani. Süs yaparız. Süs malzemesi, evet. alınır satılır bir şey olur. İnsanı, e, efendime söyleyeyim, e, insan yapan şey esasında düşünen canlıdır diyoruz insan. E, efendim, klasik filozofların tabiriyle. Düşünmeyle birlikte elde ettiğimiz şey de bilgidir esasında. Bilgidir, evet. Bilmek, düşünmek, insan olmak anlamına gelir. İnsan olma çabasını sürdürmek anlamına gelir eskilerin tabiriyle ancak sorgulanmış bir yaşam üzerine düşünülmüş bir yaşam hayat yaşanmaya değerdir. Başka türlü bir yaşam hayat yaşanmaya değer değildir çünkü insani bir yaşam olmaz esasen bu. Bu işin ABC'si birinci mukaddime ilk kısmı. İkinci olarak bundan gafil olabiliriz biz. Yani bu bu söylediğim şeyi derinleştirdiğimizde. Esasen her insanın tek tek her insanın güçlü bir alaka ile bu meseleye yönelmesi ve doğruluk nedir sorusunu sorması gerekiyor. İkinci aşama diyelim ki efendim bunu derinleştirerek bilgi felsefecisi olmayacak birisi. Herkesin bilgi felsefecisi o uzmanı bilgi felsefesi uzmanı olmasına hacet yok. Ama şunu bilmesi gerekir okumuş yazmış yani cümle kuran eşya hakkında değerlendirmeler yapan birinin şunu da bilmesi lazım. Bilgi içeriklerimiz çok türlüdür. Yani hep aynı seviyede müşahede etmeyiz biz bilgi içeriklerimizi. Diyelim ki kesin tartışılmaz efendime söyleyeyim apaçık öncüllerden çıkartılan ve herkesçe objektif bir biçimde kabul edilen bilgiler vardır. Temellendirilmeye elverişli. İkincisi aslında böyle olmayan fakat bir otoriteyi dedi, siz de ona işaret ettiniz evet. sanırım. Bir otoriteyi takliden efendime söyleyeyim tekrar edilen bilgiler vardır. Efendim bir otorite, otoriteyi taklidin de ötesinde söz gelimi şu türden bilgiler vardır. Bir topluluk arasında meşhur olan, yaygın olan, dolayısıyla bu yüzden doğru kabul kabul ediliyor gibi görünen bilgiler vardır. Efendim ne herkesçe yaygın olduğu, ne bir otoriteye dayandığı, ne apaçık olduğu halde yanlış olan, fakat onlar doğruymuş gibi muamele edilip yutturulmaya çalışılan bilgiler vardır. Yani yanlışa benzeyen doğrular ya da yanlış olduğu halde doğruya benzetilen Yanlışlar. öncüler vardır. Evet. E ne doğruluk yanlışlık hesaplaması yapılmayıp sadece etkilemek için birilerini kullanan öncüler vardır. Bu aslında beş sanattan bahsetmiş evet, olduk. Evet, evet. Efendim Burhan. Burhan'dan, Cedel'den, Hitabet'ten, efendim, e Safsata'dan ve retorikten bahsetmiş olduk. Şimdi hayatımızı biz bilgilere göre şekillendiriyoruz. Yani akşam otobüse binerken, bir partiye oy verirken, ülkemizin sorunları hakkında düşünürken, kendi geleceğim hakkında mülahazalarda bulunurken, bir başkasına cömertlik yapar ya da başka bir toplumu değerlendirirken, hep bir bilgiye dayalı olarak bu değerlendirmeleri evet. yapıyoruz. Soru şu, acaba bizim tüm hayatımızı yönlendiren bu bilgi içerikleri, bahsettiğim bu beş bilgi türünden hangisine giriyor? şayet e, diyelim ki birincisine girmiyorsa yani objektif herkesçe kesin doğrulanabilir ve temellendirebilir bir bilgi aracılığıyla biz bunu yapmıyorsak demek ki tutarlı, sahih ve sonuna kadar savunulabilecek işler yapmıyor yapmıyoruz anlamına evet. gelir bu. İkinci seviyede de esasında kişisel olarak herkesin bu bilgi türlerini bilmesi ve neye göre davranışlarını, hangi bilgi türüne göre yürüttüğünü fark etmesi lazım. Sahih bir hayat yaşayabilmesi için esasında. Evet. Üçüncü bir seviye, bundan da bahsedeyim hocam. Bu bir birincisi varoluşsal bir seviyeydi. İkincisi anlamlı bir yaşam için ihtiyaç duyduğumuz seviyeydi. Üçüncüsü ise daha efendim... E, e, bir üst seviyeden yani bir mensubiyet seviyesinden bahsedeceğim. Yani bir hayat görüşüne sahipsiniz söz gelimi. Efendim bu hayat görüşü etrafında belirli inançlarınız var ve o inançlar etrafında hayatınızı sürdürmek istiyorsunuz diyelim. Şimdi ben bu bilgi felsefesi ders bizim derslerine verdiğimde bazen öğrencilerimin uyuduğunu görüyorum. İster felsefe bölümünde olsun, ister çok meraklı kendileri talep etmiş olan dersi öğrenciler zümresi içerisinde olsun. Ee, bir keresinde yine böyle öğrencilerin uyuduğunu görünce dedim ki arkadaşlar niye uyuyorsunuz? Yani tarih anlatsaydım, ne bileyim İslam medeniyetinin doğuşunu anlatsaydım falan ne? uyumazdınız yani. Yani bende mi sorun var bilgi felsefesini anlatırken yoksa size anlamlı gelmiyor mu bu meseleler? Hocam dediler işin doğrusu siz ne kadar güzel anlatırsanız anlatın bir modalite sorunu, bir gerekçelendirme sorunu, yani kendinde biz ilgi duymuyoruz. Ancak çok böyle böyle tiyatro yapacaksınız ki o tiyatroyu izleyelim. Maalesef hocam yani bazen lisans derslerinde tiyatro yapmaya evet. mecbur bırakılıyoruz. Bakın arkadaşlar kızdım ben de dedim ki bakın dedim uyuyorsunuz ama şimdi ben de uzattım bitireceğim hocam meselelere Bize geçelim. Ee, i̇zleyicilerimiz de bir duygudaşlık bir hemhal olma mesele etrafında noktası yakalamak için bunları söylemek istiyorum. Dedim ki hayatımızda hepimizin davranışlarını yönlendiren önermeler var değil mi? Önerme nedir? Esasen doğrulanıp yanlışlanabilir ifadedir. Yani doğrudur ya da yanlıştır diyebileceğimiz ifadedir. Bilgidir yani. Bilgi nedir? Gerekçelendirilmiş doğru inanç. Bir inançtır bilgi aynı zamanda. Bir bakalım dedim bu önerme. Mesela işte mesela konuşuluyor değil mi sosyal medyada falan. Menemen diyorlar hocam soğanlı mı yapılır soğansız mı yapılır? <laughs> Şimdi bir insan menemen soğanlı yapılır derse bu bir önermedir değil mi? Doğru ya da yanlış deriz buna yani. Ve bunu doğru kabul ettiğinde menemeni soğanlı yapar. Bir davranış şekli geliştirdi. Bu yanlışlansa ne olur? Çok hayatı değişmez. Başka türlü bir menemen yer. Yani bu da bir önerme. Davranışlarımızı yönlendiriyor ama diyelim ki şu seviyede bir şey. İkinci seviye, diyelim ki vatansever olmak iyidir, etik bir önerme, değil mi? Yani moral bir önerme, ahlakla ilgili bir önerme. Bu, 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 mesela bir daha önemli bir önerme. Akşam dışarıya çıkıp bir diyelim 15 Temmuz'da adam vatanını savunmak için kendisini dışarı atabilir. Bu önerme dolayısıyla yani vatan bir şeydi, evde kalır mesela. Bu da bir üst öner. Böyle böyle daha önemliden daha önemliye az önemliden daha çok önemliye doğru birçok milyonlarca belki zihnimizde önerme var. Dedim ki arkadaşlar bu önermeler arasından en önemlisini söyleyebilir misiniz bana ne bu önermelerden? Düşündüler taşındılar falan filan. En son aşağı yukarı bu hususta birleştiler. İmanın şartlarında birleştiler yani. Dedi ki bir arkadaş hocam dedi mesela dedi Allah vardır. Peygamber haktır kaza ve kader vardır. Cennet, cehennem. Bu önermeler doğru olmasa yani ben gider kendimi köprüden atarım hocam dedi kusura bakmayın bu kadar önemli dedi yani benim için. Şimdi dedim ne diyorsun? Allah vardır. Bu bir önerme. Ben derim ki doğrudur ya da yanlıştır. İman nedir? Tasdiktir, değil mi? Doğrulamak. Evet. Tekzip ederseniz de kafir olmuş olursunuz. Bu bir önerme dolayısıyla bir bilgi ifade ediyor, değil mi? Zaten kelam ilmi bunun ...objektif bir seviyede ispatıyla meşgul olur. Evet. Nübüvvet... ...yani bir insan... ...efendim... E, ...gayrı maddi, tamamen metafizik bir kaynaktan... ...bilgi alabilir. Kader ve kaza... ...o getirilen bilgi, onun aldığı bilgi... ...etrafında inşa edilen metafizik bir... ...önermeler silsilesi içerisinde... ...kader ve kazaya inanır. Bakın dedim arkadaşlar, şimdi bu üçüncü seviye... ...bu mensubiyetle ilgili... E, ...burada da bir gafletimiz var. Arkadaşlar dedim, sen dedim... Köprüden atarım kendimi diyorsun bu mevzuyla ilgili yani yanlışlansa. Fakat şimdi yani ilkokuldan belki üniversite bitene kadar içerisinde e, günlerini, saatlerini, yıllarını geçirdiğin eğitim öğretim mekanizmasına temel teşkil eden epistemolojik kabul... ...bu hayatımı veririm dediğin önermelerin bırak yanlış olmasını doğrulanıp yanlışlanmaya kabil olmayan ne doğrulanabilecek ne de yanlışlanabilecek e, saçma önermeler olduğunu söylüyor. Fakat sen buna karşı lakayt durumda e, efendime söyleyeyim yani bunun bir bilgi olmadığını söylüyor... değil mi hocam? Tabii. Ömer Hoca'nın kitabı var. İbn Sina felsefesinde metafizik bilginin imkanı. Bizim nazariyatta da aynı istikamette bir makale yazdı. Şimdi yani bu bilginin imkanını yeniden tartışmayan bir zihin böyle bir ortamda yani hem diyor ki bu bilgi mümkündür ve benim hayatımı şekillendiriyor. Fakat bütün hayatı bu bilginin mümkün olmadığı fikri üzerine inşa edilmiş bir kurumsal rasyonelite içerisinde cereyan ediyor. Şimdi hocam mevzuya geçebiliriz. <laughs> yani e, evet güzel yani bu e... Hayatta insan bazenlerim bazı... izleyiciler kanal değiştirmezler artık evet. yani bugün İnşallah. Mevzu biraz ağır olacak evet. diye şey yapıyorum da bir hazırlık safhası evet. uzun sürüyor. Yani olay tabii şuna varıyor. Evet. Ee, hayatımızda birçok önemli addettiğimiz yani dilimizde önemli olduğunu söylediğimiz şeylere karşı çok lakaydız. Bu belirli bir grup insanı nitelemiyor. Pek çoğumuz için fakat umumi belva diye bir tabir var ya yani kamuoyuna mal olmuş büyük sorunlar. Bu pek çoğumuzu karakterize eden, ıralayan bir sorun. Yani hepimizde var. Belli alanlarda olma kaydıyla var hepimizde. Şimdi bu bilgi meselesine istersen geçelim yavaş evet, yavaş. Hocam. Şimdi bu, bu bilgi teorisinin 3 yönü var. Onun üzerinden devam etmek daha makul. Üç yönü var. Birincisi, yani ben herhangi bir şey bildiğimi söylediğimde ortada üç şey var demektir. Bir, bilen bir varlık var. Yani bilen özne diyelim buna. İdrak eden bir varlık var. İki, İdrake konu olan, idrake mevzu olan bir nesne var. Bu nesne dışta bulunabilir veya bulunmayabilir ayrı mesele ama idrakin konusu olan bir şey var. Üçüncüsü de benim bildiğimi söylediğimde bilgi dediğim şey var. Yani bu benden başka bir şey, bilgime konu olan nesneden başka bir şey. Ayrıca tamamıyla zihnimde varlık kazanan yeni bir durum bir bilen özne var, iki bilinen nesne var, evet. üç bu ikisi arasındaki hangi türden olacağını ayrıca konuşacağımız bir ilişki evet, neticesinde bir ilişki. ortaya çıkan evet. bir bilgiden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bütün bilgi teorileri aslında bilgi teorisine ilişkin bütün tartışmalar bu üçgenin bir köşesinden hareketten tartışmalar. Dilersen bunu önce özetleyelim Eyvallah. yani tarihi Eyvallah. perspektifleri özetleyelim. Hı -hı. Şimdi hocam bilgi Yani İslam düşüncesinde bilgi teorilerini Evet, bir vaz edelim bu üç pencereden. Bu üç başlıktan. pencereden evet. Yani. yani ne gibi görüşler var burada? Sadece İslam düşüncesi değil aslında bildiğimiz teorileri özetleyebiliriz. Yani evet. ne oluyor insanların? Şimdi bilen özleden başlayabiliriz. Bazıları diyorlar ki bilen özne Bu fiziksel varlığımızdan ibaret. Yani sadece bedenden, cisimden ibaret. Mesela modern dünyada hakim olan teori bu. Fiziksel varlıktan ibaretiz diyorlar. Yani bizim moleküler bir yapımız var. Bu moleküller yapının imkan verdiği bir oluşturduğu bir bünye var. Bu bünye her nasılsa diğer canlılardan daha fazla daha zeki olma özelliğini taşıyor ve imali fikir ediyor. Kendisine ilişkin farkındalığa da sahip bir e, e, varlık yani hı hı. bir mevcut. Şimdi bazıları diyorlar ki böyle bir şeyden bilgi çıkmaz. Yani salt fiziksel varlıktan bilgi çıkmaz ya. Bu diyorlar fiziksel varlığın yanında e, bir ruh olmalı. Yani bir filozofların, nefs, kelamcıların ruh dedikleri bir başka varlık olmalı. Yani insan dediğimiz şey iki ana yapıdan müteşekkil, ikisinin birleştirdiği bir varlıktır. Hı hı. İnsan tanımları teoriste konuştuk ya geçen evet, haftalarda. Evet, evet. Aslında bunlar yani bunlar aynı zamanda bilen özne ile ilgili teoriler. Bunlar kendi aralarında bir takım gruplara ayırıyorlar. Diyorlar ki bu ruh dediğimiz şey nedir sorusunu sorduğumuzda hı, hı. Bir kısmı bunun tamamen manevi bir varlık olduğunu söylüyor. Yani hiçbir şekilde madde olmayan, maddenin bir parçası olmayan manevi varlık olduğunu söylüyor. Bir kısmı bu maddenin içine sirayet etmiş, bedenin bütününe sirayet etmiş veya bir parça sirayet bir varlık olduğunu söylüyor. Her bir teorinin de, her bir görüşün de insanla ilgili bir kabiliyet taslifi var. İttifak ettikleri noktalar var hocam. Şimdi biz biliyoruz ki beş duyumuz var. Ya Fenomen olarak biz bunları olgusu olarak ta, takip edebiliyoruz Beş duyumuz var Bu beş duyunun ardında aynı zamanda zihinsel faaliyetler olarak idrak yani bildiğimiz Hayal ediyoruz, hafızamız var Bir takım vehimlere sahibiz Yani anlamlara ilişkin idraklerimiz var e, Hatırlama gücümüz var Ve nihayet e, anlamları terkip ve tahlil etme Yani birleştirme, ayırma Onlardan yeni bir takım sonuçlar çıkarma özelliğimiz var Dolayısıyla bilen özne, bütün geleneklere göre bu özellikleri yapan bir şey. Dış ve iç duyulara sahip. Evet, bir iç duyulara idrak sahip bir eden şey. Özne var ortada. Hocam bu açıdan baktığımızda bilgi teorisinin temel soruları şunlar. Hızlı özetleyeceğim, çok uzatmayacağım ya. Temel soruları şunlar: Bir, gerçekten insan dediğimiz tam olarak ne? İki, bu kuvveler acaba tam olarak neyi algılıyor? Yani bizim gözle idrak ettiğimiz hı hı. şeyle. Dokunma duyusuyla, işitme duyusuyla, koklama duyusuyla idrak ettiğimiz şeyler arasında nasıl farklılık var? Hı hı. Yani biz mesela boyutları neyle idrak ediyoruz? Tamam renkleri gözle idrak ediyoruz ama boyutları neyle idrak ediyoruz? Dokunma duyusuyla tam olarak neyi kavuruyoruz? Yani nerelere varıyoruz? Hı hı. Ee, bu idrak ettiğimiz şeyler bizi neye götürüyor? Ee, ardından ikinci soru, ikinci temel soru. Hı hı. Ee, i̇ç duyulara geçtiğimizde yani mütehayyile, vehim, hafıza, zakire gibi hatırlama gücü gibi duyulara geçtiğimizde bizim tam olarak bunlarla yaptığımız işlevler neler? Acaba bunlar birbirine farklı fakülteler mi? Fark farklı güçler mi? Hı hı. Yoksa tek bir gücün değişik işlevleri mi? Acaba bunlar beynimizde mi bulunuyor? Yoksa beyni kullanan o ruh teorilerinden birisine göre beyni kullanan bir ruh var da bu işlevlerin tamamını ruh mu gerçekleştiriyor? Bilgi teorisi temelde bunları tartışıyor. Hı hı. Dahası hocam bu tarafta baktığımızda acaba biz dış dünyada yani kendimizin dışıyla dışında bir nesneyle temas ettiğimizde o nesneyle mi temas ediyoruz yoksa onun bizde bıraktığı izlerimle mi temas ediyoruz? Yani bende bıraktığı etkiler ile nesnenin kendisi farklı şeyler mi? Yoksa bende bıraktığı etki gerçekten nesneyi bana taşıyan bir şey mi? Hı hı. Yani ben şu bardağı elime aldığımda Bardağın katılığını idrak ediyorum. Rengini idrak ediyorum. Kokusunu, tadını idrak ediyorum. Biçimini idrak ediyorum. Acaba bunlar bende bardağın bu nesnenin bıraktığı etkiler ve bardakla ilişkisini tam olarak kuramayacağım etkiler mi? Yoksa bardağın benim zihnimde duyuların vasıtasıyla yeniden kurulabildiğini mi iddia edeceğim? Yani insan böyle bir imkana haiz midir? İdrak eden özne açısından baktığımızda bilgi teorisi temelde bu sorularla uğraşıyor. Şimdi bilgi açısından baktığımızda buna insan öden idrak eden özne ile ilgili tarafına bunun şöyle diyelim bir yani üst evet. daha taslif, bilginin kaynakları sorunu. Tabii. Yani e, doğrusu epistemolojik bilginin ilgili, buna e, kaynakları o, ve o şey durakları diyorlar hocam. Ya yani mevakıfı. Evet, mevakıfı evet. diyorlar. Tam evet. bilginin durakları. Evet. Çünkü bilgi parça parça yani e, dış duyulardan başlıyor iç duyulara intikal ediyor. Ak, akıl bir, bir takım işlevler yapıyor. Bu duraklardan geçe geçe bilgi dediğimiz şey evet. meydana geliyor. Evet. Burada bilginin kaynakları hani çağdaş bilgi teorisinde sıklıkla bu tabir kullanıldığı için söyledim. Bilginin kaynakları tecrübe, akıl, zihin, metafizik kaynak her neyse. Yani esasen bu da daha çok bir yani epistemolojinin bir diğer cihetiyle de e, klasik dönemde psikolojinin, modern dönemde bilişsel psikolojinin de aynı zamanda tabii, meselesi tabii. haline geliyor. İkinci mesele bilginin tanımı ve mahiyeti evet. sorunu. Evet. evet. Şimdi oradan baktığımızda kesin olan bir şey var. İ.C. bunu çok güzel özetler mevakıfta. Diyor ki şimdi İ.C. Ortada kesin bir şey var. O da şu. Ben dış dünyaya temas ediyorum. Oradan bir takım etkiler alıyorum. Benim zihnimde... Yahut beynimde, yani ne, ne derseniz yani zihin iki anlamda kullanılır düşünce geleneğinde. Bir, sadece akıl anlamında. Bir, Hı -hı. ikincisi de iç duyuları da yani hafıza, hatıra, vehim, hayali de içerecek şekilde geniş bir anlamda kullanılır. Geniş anlamda kullanırım. Benim zihnimde bir takım suretlerle oluştuğu da kesin. Anlıyoruz bunları. Yani bir takım Hı -hı. suretler var ama bilgi dediğimiz şey tam olarak ne? Acaba bilgi o suretin kendisi mi? İki, o suret sayesinde benim temas ettiğim nesneyle yani neyi bileceksem o nesneyle benim aramdaki taalluk mu, ilişki mi? Ta yani burada diyor iyici bir taallukun olduğu da kesin. Fakat bilgi taalluk mudur yoksa taallukan ile taallukla birlikte bu suret midir? İslam düşünce geleneğinin en önemli problemlerden birisi bu. Diyelim ki benim zihnimde bir takım surette bardağa ilişkin bir suret meydana geliyor. Bir form, bir hakikat meydana geliyor diyelim. ...özellikleri birleştiriyoruz, bir şey oluşturuyoruz. Hı hı. Şimdi bu bardağa ilişkin suret... ...acaba bardağın hakikati mi? Yani biz onu bir nitelik mi kabul edeceğiz... ...benim zihnimin nitelendiği? Benimle bardak arasındaki bir ilişki mi, izafet mi kabul edeceğiz? Şimdi ben ondan etkileniyorum ya. Bilgiyi böyle bir etki mi kabul edeceğiz? Yoksa bilgiyi bir tür aydınlanma mı sayacağız? Hı hı. Mesela diyelim ki... ...maturidi diyor ki ben maturidi... E, ...sıfatın yetecella bihel mezkur limen bihi. Yani bilgi dediğimiz şey diyor, temas ettiğimiz nesnenin algıladığımız şeyin bizde açılmasını sağlayan, inkişaf olmasını sağlayan bir sıfattır. Acaba bilgi bir sıfat mı? Yani alternatifleri söyleyelim. Nitelik mi? Etki mi? Edilgi mi? izafet mi? Yoksa bir sıfat mı? Yani bilginin ne olduğunu sorduğumuzda karşımıza İslam düşünce geleneğinde bu teoriler ortaya çıkıyor. Yani her birazdan konuşuruz belki ayrıntısını. Her bir ayrı ayrı. Bir de ikinci bir tarafı bunun temsil kabiliyetine. Acaba nesnenin hakikatini mi veriyor? Hı hı. Yoksa nesnenin misalini mi veriyor? Bunu çok çarpıcı söyleyelim. Benim zihnimdeki at kavramı dıştaki at nesnesinin hakikatini mi hak, yani hakikat olarak onunla özdeş mi yoksa benim zihnimdeki at duvara çizilmiş at resmi gibi ...beyne çizilmiş bir at resmi mi? ...yani benim kendisi sayesinde atı... ...bildiğim, atı tanıdığım... ...bir... E, ...temsil kabiliyeti olan, ayna işlemi... ...gören bir suret mi? Bilgi açısından baksan bu ortaya çıkıyor. Bilinen açısından baktığımızda... ...farklı teoriler ortaya çıkıyor. Bilinenle ilgili teoriler de düşünce tarihini... ...önemli ölçüde kamplara bölen... ...yani çeşitli ekollere dönüştüren... ...aynı zamanda daha kritik bir alan. Benim bildiğim temel de ne? Yani dış dünyada ben... Söz gelimi bardağı bildiğimde neyi bilmiş oluyorum? Acaba benim bildiğim bardak şu gördüğüm camdan yapılmış nesne mi? Yoksa Platon'un söylediği gibi ya aslında onu, bu onun bir gölgesi de tamamen bu maddi dünyanın dışında bir hakikat mi? Yani bir ideyi mi biliyorum tabiri caizse? Maddi olmayan bir hakikati ya da bir formu mu biliyorum? Yoksa bu dünyada maddi olarak tecessüm eden bir şeyin taşıdığı bir anlamı mı biliyorum? Evet. Buradan, bunların hocam evet. özür diliyorum bunların arasında salınan birçok görüş var yani en evet. radikal olan sağdan ve soldan en radikaller arasında ikisinin arasını bulan kimi zaman en uçlara doğru meyleden bir yığın görüşte karşılaşabiliriz. Burada çok güzel özetlediniz hocam bilen, bilgi ve bilgi nesnesi evet, bilgi nesnesi. şeklindeki üç ana unsur etrafında epistemoloji tartışmaları cereyan edecek bu unsurlarla ilgili tartışmaların alt başlıklarını konuşacağız. Evet. Buna yöntem sorunu dahil olacak, doğruluk meselesi dahil olacak, gerekçelendirme sorunu dahil olacak. Söz gelimi bilginin kaynakları ile ilgili konuştuğumuzda idealizmden, realizmden, özür dilerim idealizmden, empirizmden bahsedeceğiz. Ee, rasyonalizmden bahsedeceğiz. Bunlar bilginin kaynaklarına nispetle teori adları esasında. Yani bilginin tecrübeden mi geldiği. Bedihi temel öncülerden mi geldiği Yoksa bize verili, efendim, söyleyeyim e, hakikatlerin inkişaf ettirilmesiyle mi ortaya çıktı yönündeki e, tartışmalar etrafında verilmiş isimler, bilginin tanımı mahiyeti hakkında konuştuğumuzda, e, efendim, yani ilişkide ya da bizde yansıyan form hakkında, bilginin mahiyeti hakkında konuştuğumuzda inançtan konuşmuş olacağız, doğruluktan konuşmuş olacağız, gerekçelendirmeden konuşmuş olacağız bilginin nesnesi hakkında konuştuğumuzda hocanın dediği gibi bizzat bildiğimiz şeyin ne olduğu sorusunu soracağız. Biz neyi bildiğimizde bir şeyi bildiğimizi söylemiş oluruz efendim cümlesini kuracağız. Bu esasında birazdan da bizi yöntem sorununa götürecek. Yani bilinen nesneye hangi yöntemlerle ulaşırız? Çünkü yöntem bilgilenme çabasının nesnesine uygun bir surette yürütülmesini garanti eden, üstlenen bir efendim çabayı ifade eder. Şayet bilgi nesnesinin mahiyetini belirleme tarzınız başkaysa yönteminiz de başka olacaktır. Şayet metafizik evrende bizatihi kaim idealları bilmek istiyorsanız başka bir yöntem, nesneye içkin maddi suretleri bilmek istiyorsanız başka bir yöntem belki, sizin zihninizde ancak kendisini gösteren, Zihni suretlerle ilişkiye geçmek istiyorsanız başka bir yöntem kullanmak zorunda kalacaksınız. Şimdi bu efendim çerçevede biz modern epistemoloji kitaplarında dediğim gibi bilginin kaynakları, bilginin tanımı, doğruluk sorunu, gerekçelendirme sorunu ve yöntem evet. başlıkları altında tartışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Aslında bizim İslam geleneği evet. de böyle hocam. Şimdi bu başlıklar etrafında bizim İslam düşüncesine intikal edelim biraz tarihsel ilerleyelim bütünlüğü vermek açısından. Malumunuz İslam dünyasındaki nazari disiplinler. Evet. Esasen 3 ana disiplinden bahsediyoruz. Kelam, felsefe ve daha sonraki olgunlaşmış haliyle tasavvuf. İlk olarak kelamdan başlayalım. Çünkü İslam dünyasında e, olgunlaşan ilk e, nazari disiplin kelam geleneği. Kelam geleneğinde bilgi meseleleri nasıl tartışılıyordu? Onlara göre söz gelimi ee, tabii kelam geleneği de yeknesak bir gelenek değil, içerisinde farklı okullar var. Bilmiyorum ne kadar vaktimiz olacak o okulların tek tek her birine değinecek şekilde. Belki Çünkü ana duraklara işaret ee, evet, edebiliriz. Yani felsefeden de evet. bahsedeceğiz, tasavvuftan da bahsedeceğiz. Ya şöyle yapalım, konuşalım. İslam düşüncesinde Nasıl gidelim e, problemi temsil eden metinler üzerinden konuşabiliriz. Yani e, aslında dönem dönemlerde yetişen bir takım isimler var. Mesela Hicri ilk 200 yıl için önemli bazı isimler var. Üçüncü yüzyıldan itibaren önemli olan bazı isimler var. Mesela diyelim ki i̇bn Sina Farabi çok önemli isimler burada. Ee, sonraki dönemde Gazali ve Razi önemli isimler. i̇bn Arabi, Sadrettin Konevi önemli isimler. Bu işin kurucu e, kurucuları var. Hicri ilk iki yüzyılda. Daha sonra gelişim süreçleri var. Bunların önemli metinleri var hocam. Mesela evet. bilgi teorisinin önemli metinleri hangisidir? Ona doğru geleceğiz ama evet. E, Belli bir takım baş, basamaklardan giderek tavırları söyleyebiliriz ana problemler etrafında. Evet, kelam geleneğinden o zaman hocam iki ana metin belirleyelim. Biri mutezileden, biri eşari gelenekten. Ve bu metinler etrafında bizim e, kelami gelenek tarafından bilginin kaynağı, bilginin tanımı, doğruluk, gerekçelendirme gibi başlıklar etrafındaki ana çerçeveyi nasıl çıkartarız çıkartırız bakalım. Ya da bunu da yapmayıp şerhül mevakıf üzerinden de. Yani o sizin zihninizde orada ilerleyebiliyorsanız oradan da ilerleyebiliriz. Hocam benim zihnimde birkaç metin var temel Değil olan. Mi? Önce tarihsel bir arka plana dikkat çekebiliriz. Birincisi Hı -hı. şu. Bilgi teorisi ilk olarak Hicri 2. yüzyılın başında yani 100'lü yılların 100, 110, 120'li yıllarda Müslümanların gündemine bütün ağırlığıyla oturdu. Yani ilk bilgi teorisyenleri bizim bildiğimiz erken Mutezile alimleri. ...ve bunlarla tartışan aynı zamanda... ...daha sonra sünni gelenek içinde... ...değerlendirilecek alimler... ...bunlar bu bilgi meselesini... ...ilk olarak... ...ilahi sıfatlar sorununu tartışırken... ...çok derinden kavradılar... ...daha önceki programlarında aslında geçmişti... Yani ...biz daha önceki programlarda bu meseleye değindik... ...çok uzatmadan bir cümle söyleyeyim... Hı hı. ...Müslümanlar... ...ilahi sıfatları nasıl anlarız... ...sorusunu sorduklarında... ...alemden hareketle... ...bazıları buna şu cevabı verdi bildiklerimizden hareketle bilmediklerimizi çıkarabiliriz. Yani aleme ilişkin idraklerimiz var. Bu idraklerimizden hareketle bilmediklerimizi çıkarabiliriz. Tamam. E o zaman ya bildiğimizi nasıl biliyoruz sorusunu sormaya başladılar. Hangi yöntemle biliyoruz sorusunu sormaya başladılar. E daha önce yine söylemiş olmalıyız. Vasıl bin Ata'nın kitabı tarih, İla marifetil hak, hak olması yani. lazım. Evet, evet yani öyle bir kitabı olduğundan bahseder erken dönemdeki biyografi yazarları. Yani bilgi teorisi çok erken dönemde ilahi sıfatlar problemiyle ortaya çıktı. Ama daha sonra yani ilahi sıfatlar problemi alemi idrak etmeyi gerektirdiğine ilişkin... ...bu problemin alemi idrak etmeyi gerektirdiğine ilişkin bir kanaatten sonra ortaya çıktı. Ve kelam kitaplarında da baş tarafına konuldu. Kelam kitaplarının konu sıralaması malum şöyledir... E, bilgi, nazar yani yöntem. Ardından umur amme, yani varlığın genel yüklemleri, cevher, arazlar, ilahiyat, mübüvvet diye devam eder. Yani kelamın en başındaki mesele, kelamın ilk olarak incelediği mesele bu bilgi meselesidir. Çünkü cevherlere ilişkin yani maddi dünya işini araştırma yapacağız. Allah'ın zatı ve sıfatlarını anlamaya çalışacağız. Nübüvveti konuşacağız, ahireti konuşacağız. E, yani insan fiillerini, insan özgürlüğünü konuşacağız. Bütün bunlar konuşacağımız meselelerle ilgili bilgi iddiası da bulunmayı gerektiriyor. Dolayısıyla hmm. keramcılar mecbur kaldılar bilginin ne olduğunu tanımlamaya, bilginin yönteminin ne olduğunu söylemeye ve meseleyi bu açıdan ele almaya. E, fakat şu metinler üzerine gidebiliriz. Yani erken dönemden günümüze kadar e, bu sorunun derinlemesine ele alındığı, günümüze intikal etmiş birkaç metin var. Bir tanesi Kadı Abdülcebbar'ın El-Muni'sindeki El Nazar ve Marif bölümü. Bu yaklaşık 400 sayfalık bir cilttir Muni'de. ...tamamıyla bilginin ne olduğunu ve yöntemin bilgiye ulaşacak yöntemin ne olduğunu tartışır. Eşari gelenekten en önemli metin bence, benim kanaatimce... ...Razi Gazali öncesi dönemde Cüveyni'nin El Burhan'ındaki bilgi teorisi girişidir. Burhan aslında usulü fıkha dair bir eserdir ama... ...Burhan'ın 150 sayfası teknik bir bilgi teorisi bölümüdür. Ve zannediyorum mütekaddimün döneminde... Sonraki dönemlerde aslında içerecek şekilde bu cümleyi kullanabiliriz. İslam dünyasında yazılmış en nefis bilgi teorisi metinlerinden birisidir bu. Yani Burhan'dan tecrid edilip müstakil bir bilgi teorisi metni olarak yayınlansa bugün biz herhangi bir felsefe ya da e, ilahiyat e, fakültesinde bilgi teorisi kitabı olarak okutabiliriz. O kadar e, şey zamandan ve mekandan bağımsız meseleyi tamamen bir e, insani idrak problemi olarak ele alan bir kitaptır e, Cüveyn'in bu eseri. Fakat bilgi teorisindeki Kerem geleneği açısından en önemli kırılma Gazali'nin yöntem eleştirisi. Cüveni'den hareketle yaptığı yöntem eleştirisi ve krize. Şimdi e, bilgi teorisini bu kadar önemli hale ne getirdi yani? Gazali sonrası dönemde daha da önemli hale geldi. Felsefe geleneği açısından konuşacağız ama Gazali açısından bunun bir önemi var. Şimdi düşünce tarihinde sofist eleştiriler daha ziyade tartışılmaz bilgilerle cevaplandı. Şimdi sofistler de dediler ki biz bir şey bilemeyiz. Duyularımız bizi yanıltır. E akıl da duyulara bağlı. Dolayısıyla biz herhangi bir şey bilemeyiz. Bizim bilme imkanımız yok dediler. Hı, hı. İlk bilgilerimiz yani bir şey vardır. E, ondan sonra varlık kavramımız. işte bir şey eşit olan şeyler birbirine eşittirler gibi temel bilgilerimizi sofistler reddettiler. Aristoteles dedi ki buna eğer bu bilgileri biz eleştireceksek yani bunlar eleştiriye açıksa bunların nasıl hı. olduğunu da gözlememiz gerekir. Yani bir şeyin nasıl oluştuğunu bilmeden onu nasıl eleştireceğiz? E nasıl oluştuğunu bilmiyoruz. Çünkü bunlar dedi bütün bilgilerimizin temelini oluşturuyor. O halde bunlar eleştiriye açık değildir. Bu tavır aslında önemli ölçüde sürdürülmüştür. Hı hı. Aslına bakılırsa... Rasyonalist tavır diyoruz. Rasyonalist tavır. Hocam, temelci bizim ke tavır. Temel evet, kelam temelci geleneğindeki tavır, evet. tavır da budur. Yani Aristoteles'ten aldılar veya almadılar onu bilemiyoruz ama... ...erken dönemden beri kelam geleneğinde bu türlü iddiaları böyle cevapladı. Dedi ki... Evet. Bunlar en temel bilgilerdir. Müptede bilgiler bunlar. Başlangıçta Allah'ın doğrudan yarattığı bilgilerdir. Bunların temellendirme açıklamaları diğer geleneklerden farklı kelamda. Ee, biz bunları herhangi bir şekilde tartışmaya açamayız. Aslında Gazali'nin Mun Kız'ına baktığımızda mesela orada aslında Mun Kız bir bilgi krizinin tabii. esasen yani bir cihetiyle tabi varoluşsal bir krize dönüşüyor bu aynı zamanda. Hocam bilgi krizi gerçekten evet. varoluşsal olduğu zaman bilgi oluyor ya. Eyvallah. Yoksa tam olarak bilgi krizi olmuyor. Öteki türlü konuyla ilgili akademik ilgi oluyor. Eyvallah. Yani yöntemsel, metodik <laughs> bir krizin ötesinde Gazali'nin hayatını anlamlandırma çabası. Çünkü biz bilgilerimiz etrafında hayatımızı anlamlandırıyoruz. Evet. Bilgi krizi metnidir esasında El bu anlamıyla. da Gazali e, o şüpheci tavırla yüzleşir. Kendisi de bu şüpheciliğin içerisine düştüğünü ifade eder. Ve nihai kertede tek tek bu şüpheyi ne ile aşabilirim sorusu etrafında tecrübecilik durağına uğrar. Emprisizm. Yani evet. acaba duyu verileri aracılığıyla, tecrübeler aracılığıyla ben bu şüpheciliği aşabilir miyim der e, bura üzerinden aşamayacağını görür çünkü sofist şüpheler haklı gelir ona. Yani gerçekten de şayet göz, el, efendim yani görme, dokunma, tatma, işitme duyuları hiç tartışılmayacak bilgiler veriyor olsaydı bu duyuların yanıltıldığı es durumları raşahit şahit olmamamız gerekirdi. Evet. en basitinden kalemin kırık görünmemesi gerekirdi bana gibi. Bunu geride bırakır. Tecrübeciliğin, Deneyciliğin kendisine kesin bilgiye ulaştıracak bir nihai nokta olmadığını fark eder. Buradan intikal ettiği başka duraklar da vardır. En son bu duraklardan geldiği nokta bir çıkmazdır. Ve kızın bu bilgi kriziyle ilgili kısmı şu cümleyle biter. En sonunda şöyle bir noktaya vardım der. Bu müptede bilgi bahsini getireceğim. Yani onunla ilgili söyleyeceğim. Allah'ın kalbime ilka ettiği bir nur aracılığı ile bu şüpheden kurtuldum der. Hemen sonrasında fayyı takibiye ile yani yani nedir bu nur benim yorumum o şudur. Aslında ben zaten bende olan şeyler bende değilmiş gibi onları aramaya başlamışım der. Yani bu aslında abes bir şeymiş. Bu dolayısıyla her ne kadar bazıları benim gibi yani ...makul gazalinin kendisine işaret ediyor. Yani bunu temelden soran bazıları için... ...bu arayış anlamlı olsa da... ...herkes için anlamlı olan bir şey değil. Çünkü tahsili hasılmış esasında. Yani verili olan... ...zaten benimle birlikte getirdiğim bedihi... ...efendim... ...bütün parçadan büyüktür. A, A'dır. Efendime söyleyeyim. E, özdeşlik ilkesi vesaire gibi. Üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkesi gibi. O ilk bilgiler... E, verili bir biçimde bende bulunuyormuş. Onu fark etmemle birlikte bunlar üzerine sağlam bir bina kurabileceğim kanaatine eriştim diyor Gazali. Dolayısıyla esasında e, Kelami Perspektif'in, ta bu siz Aristoteles'e kadar geri götürdünüz. Kelami Perspektif'in temeldenci yani buna foundationalist diyorlar ya, yani temelci evet. perspektifle uyumlu bir biçimde rasyonalist e, karakterde e, bilginin kaynakları ile ilgili bir görüşe sahip evet. olduğunu görüyoruz. Evet. Sonrasında Gaziantep ikinci adımı peki bu bilgilere dayalı bir biçimde gerçek hakikat hakik, hakikati bulmamı sağlayacak gerçek yöntem nedir sorusunda ikinci bir aşamaya geçiyor. Tasavvuf, tabii. kelam, felsefe. Böyle... Ama bu ikinci bir aşama herhalde. Evet, yani. o yöntemle ilgili bir evet, sorun. yöntemle ilgili bir Belki sorun. Belki bu kelami e, yaklaşımla yani kelamcıların yani şunu o zaman özür dilerim. Şöyle tabii. devam edelim. Bunu söylemişken çünkü çok vaktimiz yok. Böyle genel cümlelerle biraz gitmek zorundayız. Bilginin kaynaklarıyla ilgili olarak kelamcılar umumiyetle ilk bilgilere nispet İlk bilgileri bilgimizin kendisine dayanarak inşa ettiğimiz temel olarak görmeli hasebiyle rasyonalisttirler. Evet, daha... İstisnaları varsa onlara işaret edebiliriz. Ama hocam... ana akım bu istikamet değil. İstisnalar hocam İmam evet. kendisi. Evet. Ebu Bekir İbni Arabi. Razi hakkında yapılan çalışmaların bir kısmı da İmam Razi'nin şey, İmam Eşari'de olduğu gibi ...İmam İmam ile benzer kanaate sahip olduğunu iddia ediyor. Hı hı. Yani Razi hakkında yapılan çalışmalarda hatta bunların e, dayanaklarından bir tanesi Vallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'en ve es Yani Allah sizi annelerinizi karnından çıkardı. Tabularasa olarak çıktı. Evet evet İmam Eşari böyle evet. anlıyor. Biz tabularasa olarak çıktık diyor. Ayeti sonra tercüme edelim. Evet tercüme yani, ediyorsunuz. Sonra bizim. diyor Cenab-ı Hak size Göz, kulak ve akıl verdi. Yani duyular ve aklı verdi. Ee, bu ayetten hareket eden... Beş... Orada bir şey e, yani o tabulara sayandıracak ifade şeydi. Bir daha baştan Allahu Wallahu ekracıkı min butunü la ta'lemuna şey'in. Yani. Hiçbir şey bilmiyordunuz yani. Yani siz bir şey bilmez olarak çıkardınız. Bilmez olarak çıkardınız. Sonrasında bilgi kaynaklarına... Evet. Verdi, e, verdi size. size Duyular arası. verdi. O duyulardan hareketle akılda bilgiler türetiyor. Yani duyulardan bedihi bilgiler ne geliyor. Ali buradan yola çıkarak evet, evet. E, tabulara saf fikrine tırnak tabii, içerisinde intikam ediyor. Tabii tabii. Evet edin. yani boş bir şey olarak çıktık diyor. Zihnimiz boş bir levhaydı. Duyu idrakleri gelir. O duyu idraklerinden nazar... Yani akıl nazar yoluyla, istidlal bedihi, yoluyla... bedihi evveli bilgileri de bizim istidlal yoluyla veya te, yol, elde ettiğimizi söylüyor. Işler. Ona göre bu bedi müptede bilgiler yok. Müptede bilgiler böyle bilgiler değil yani. Allah'ın doğrudan yarattığı bilgiler değiller yani. Hı hı. Akılda duyulardan bağımsız bir şey yok İmam Eşare'ye evet. göre. Evet. İmam Razi de bazı metinlerinde bunu savunuyor. Ebu Bekir İbni Arabi, El-Kavasım adlı eserinde bunu savunuyor. El avasım minel kavasım zanneder meselesi. Bunu savunuyor. Şimdi ama Kerem e, ke, kelam hakim tavrı şu. Hocam Kerem gelini bilginin dayanakları konusunda ilahi kudrete güven üzerine kuruludur. Evet. Diyor ki kelamcılar. Aristoteles'ten ayrılıkları nokta da bu. Bizim bilgi, biz dünyaya geldiğimizde veya ana rahminde her neredeyse yaratılıyorsa yani. Bizim zihnimizde bir takım bilgiler meydana gelir. Bunlar müptedeydir. Ne demek müptede? İki anlamı var müptedeyin. Birincisi başlangıçta olan demek. Yani bütün bilgilerimizin dayanan oluşturan bilgiler. İkincisi ise doğrudan Allah tarafından yaratılır. Hocam bunların hiçbir şekilde duyu ya irca edilmesi söz konusu değildir. Yani bu evveli bilgiler dedikleri, evveli mütekellimlerin değil de başlangıçta felasifenin şeyidir, tabiridir. Onlar müptede evet. derler. Bu müptede bilgiler kesinlikle göze, kulağa, ne bileyim dile, Tene yani dokunma duyusuna asla irca edilemezler. A priori bilgiler. Evet. A priori bilgiler. Fakat bunlar bu mütede bilgilerin duyularla ilişkisizliği konusunda filozoflardan tabiri caizse daha radikaldirler. Bak tersi beklenir normalde. Evet yani doğduğumuz esnada <laughs> bizde bulunmadığını fakat Tanrı tarafından yaratıldığını. Allah tarafından doğrulan meydana getirilir. Evet. İlk başta. Ye, bu aslında e, bu e, şöyle. ...teoriyi tahrip eden bir şey değil esasında. bir Yani bir çıkma yapmış oluyoruz biz burada. E, rasyonalist teoriye. O ayetle ilişkili bir biçimde. Yani İmam Eşari bilmiyorum sadece o ayetten yola çıkarak mı bunu söyledi? Yok sadece o ayette değil. Evet. ayet aynı zamanda İmam Eşari e, böyle yorumluyor. Böyle yorumluyor. Çünkü ötekiler bu yani ayeti... Yani her halükarda hani rasyonalizm, e, akılcılık bu perspektif. Şimdi e, bu ana ilk a priori temel buna evreni, niye rasyonalizm dediğimizi söyleyelim hocam yanlış anlaşıldı. yani Bu şu demek. önce gelen bilgilere Tabii. dayalı olarak bilgi yani insan, inşa etme. Yani e, insan o, o yüzden tereddüt ettim evet. Rasyonalizm sadece modern bir e, efendim felsefe epistemolojide okul olarak düşünülmesin. Yani akılda Yok. doğuştan getirdiğimiz, evet. doğuştan getirmediğimiz ya da Tanrı'nın doğduğumuzda yarattığı. Evet. Belirli önsel bilgilere dayalı bir biçimde bilgi binasını inşa ettiğimizi söyleyen okullara akılcı, rasyonalist efendime söyleyeyim. Bunun İslam gelinen de e, mukabili var. söyleyelim. Diyoruz. Evet, okullar. şimdi, Gazali'den oraya intikar ettik ya. Hı hı. Şimdi Gazali'nin hocam bu mesele üzerinde İslam dünyasında çok önemli bir tesiri var. Şimdi düşünce tarihinde bizim bildiğimiz Gazali'ye kadar ki düşünce tarihinde ilk kez Gazali sofist kuşkuları sofist olarak değerlendirebildi. Hı hı. bakın ondan önceki dönemlerde sofist kuşkular eleştirilir cevaplanır gerek mütekellimler gerek felsefe gerek başkaları tarafından ya sadece mütekellim felsefe değil Hucuri'nin hatırlayın keşfül mahcubun ilk konusu bilgi üzerinedir yani tasavvuf kitabının ilk başlığı bilginin fi ispatil ilim bilginin kanıtlanması üzerinedir hatta bizim Ekrem Hoca onu sık sık, sık zikreder de e, Hucuri tercümelerinde ilmin önemi diye tercüme etmişler evet. bu, bu kısmı tercüme edilmiş hı ilmin önemi değil bu. Bilginin ispatı demek, ispatı değil. Bilginin kanıtlı imkanı hakkında. Ha, bilginin imkanı hakkında bir tartışmayla başlar. Yani herkes meseleye böyle başlıyor. Fakat Gazali şunu yaptı. Yani Gazali hakkındaki hüsnü zannımız da bu aynı zamanda. Yani Gazali'nin otoritesi bize bunu verdi. Bir kimse çıktı, sofist eleştirileri sofist olarak, e, sofistlerle aynı, aynı kuşkuyu paylaşarak bu eleştirilerle yüzleşti ve aştı. Zannediyorum Gazali'nin verdiği bu imkan sayesinde ilk kez bilgi teorisi biraz da şeyin Cüveyni'nin, Burhan'ın tesiriyle Razi'nin muhassalında tam bir sistematiğe kavuştu. Şimdi Razi meseleyi şöyle alıyor. Bedihiyat, hissiyat. Bedihiyat akliyatı tekabül ediyor yani. Bedihiyatı eleştirenler hissiyatı yani duyuların idrakini eleştirenler. Her ikisini kabul edenler her ikisini eleştirenler. Yani gruplara ayırdı Razi. Ardından da bu grupların her birinin iddialarını ve bu iddiaların ne gibi e, kanıtlara dayandığını... ...ve bunların nasıl cevaplanabileceğini tartıştı. Hocam Razi'nin da bu diyelim ki 20 sayfalık bir bölüm olsun. 30 sayfalık, 40 sayfalık her neyse. Şerül Mevakıf'a geldiğimizde Razi'nin bu bölümü 250-300 sayfalık bir metne dönüştü. Yani müteahhir döneme Şerül Mevakıf'a, Şerül Makas'ta geldiğimizde... Bilginin imkanına yönelik tartışmalar son derece ayrıntılandırıldı ve tahkikleştirdi. Bu nedenle Kerem geleneği içerisinde Kadı Abdülceppar'ın nazar marifi, sona bırakacağımız şey aynı zamanda konuyu anlatırken hı hı söyleyelim, Cüveyni'nin burhanı, <laughs> Gazali'nin münkızı sadece sofist kuşkuları değerlendirmesi bakımından ve bir de İhyan ilim bölümü, Razi'nin muhassalı'nın bilgi ve nazar bölümü, Nihat Şerül Mevakıf'ın bilgi ve nazar bölümü, Şerül Mevakıf, Şerül Makasıt, gibi kitapların bilgi ve nazar bölümü bilgi teorisinin en sistemli işlendiği metinlerdir. Yalnız şerül müvakkıf ve şerül makasıda bizim biraz önce söylediğimiz bir bahis o kısımda anlatılmaz. Bilginin ontolojisi tartışmaları yani bilgi nitelik midir, izafet midir tartışmaları nefsani nitelikler adı altında arazlar bölümünde yapılır. Yani bilgi teorisi bölümünde bulamaz onu herhangi bir okuyucu. Arazlar bölümüne bakması lazım. Zihni varlık tartışması kısmen nazar bilgi bölümünde kısmen de e, arazlar bölümünde, nefsani nitelikleri bölümünde yapılır. Bunlar önemli metinlerdir. Yani esas e, tartışmaların kendileri etrafında döndüğü ana metinlerdir. Şimdi şöyle <laughs> ilerleyelim mi hocam buradan? Bu kelamla ilgili konuştuk. Aslında felsefede de bilginin kaynakları ile ilgili bahsi aynı çerçevede ilerletebiliriz. Evet. E, şimdi bilginin kaynakları meselesi ile ilgili biz burada akıllara, akla ve duya Iı, işaret ettik. Kerem bize bir de sem diyorlar tabii. Evet. Rahim. Şimdi oraya doğru biraz geleceğim. Filozoflardan da aynı istikamette ilerleyebiliriz. Bir 5-10 dakika içerisinde bu kaynak bahsini tamamlayıp bilginin tanımına... sonrasında da yöntem meselesine geçelim. Bilginin kaynakları ile ilgili bahsin aynı zamanda bilen öznenin zihni bilen öznenin evet. imkanları ve sınırlıkları ile ilgili bir ciheti var. Malumunuz bilginin türlerinden bahsediyoruz. Yani kabiliyet bilgisinden bahsedilebilir. Bir söz gelimi yüzmeyi bilmek yani. Yüzmeyi bilmek evet. diyoruz veya efendim kavramsal bilgiden bahsedi bahsediyoruz değil mi? Ankara'yı bilmek ne demektir Ankara'yı bilmek? Önermesel bilgiden bahsediyoruz. İşte Ankara'nın iyi olduğunu bilmek, Ankara'nın başkent olduğunu bilmek. Bunlar doğrulanıp yanlışlanabilir bilgilerdir. Birincisi ikincisi o türden bilgiler değildir. Doğrulanıp yanlışlanabilen bilgiler içerisinde de tecrübi bilgiler vardır değil mi? Su uygun şartlar altında 100 derecede kaynar diyelim ki bunun ötesinde söz gelimi efendim bir şeyi bilmenin bilginin tanımına nispetle söylüyorum. Ne anlama geldiğine dair şeylerimiz var, cümlelerimiz var. Evet. Yani bardağı bilmek ne demektir? Yani bardağı bardak olarak bilmek ne demektir gibi. Bunun ötesine taşıyacak şekilde insan zihni Efendim bilgi nesnesiyle de bu kez irtibatlı bir biçimde daha ileri nesneler hakkında da bilgi iddiasında bulunabiliyor. Allah bilmekten Bilen... bahsediyoruz Ne Şimdi oraya demek, kadar evet. ilerliyoruz. Tanrıyı bilmek başta programın açılışında söylediğim üzere. Bilen öznenin bilginin bil nes... bilginin nesneleri ıı, ile irtibatı içerisinde ve bilgi türleri ile ilişki içerisinde de kaynaklarının çeşitlenebileceğini söyleyebiliyoruz. Yani evet. sadece tecrübe ve sadece e, e, efendime söyleyeyim verili efendim akli öncülere dayalı bir biçimde tutarlık dahilinde ilerletilmiş ilerletilerek inşa edilmiş bir bilgi binasının da ötesinde bizim yani tecrübe ve akıllı bilgi kaynağı olarak bahsediyoruz ama akıllı mesela öyle bir kurguluyoruz ki akıl bilgi kaynağı olması itibariyle bugün mesela normal şartlarda aklın o tür bir bilginin kesinlikle kaynağı olamayacak olamayacağını söylediğimiz şeylerin de kaynağı olabiliyor söz gelimi nübüvvet hakkında konuşabiliyor akıl. Yani nübüvvet veya efendim metafizik bilgi elde etme kabiliyetine sahip biri hakkında bunun imkanını ispat etmeye çalışıyor. Veya alemin ezeli olmadığını yani alemin bir başlangıcının bulunduğunu söyleyebiliyor akıl. Bir başlangıcı varsa onu bir meydana getiren vardır diyebiliyor. Bu meydana getirenin birliği hakkında konuşuyor. Onun dünya ile alemle, insanla ilişkisi hakkında konuşuyor. Bugün bugün normalde epistemoloji bu türden efendim konuşmaların bilimsel bilgi sınırları dahili içerisine bilimsel bilgi sınırları dahiline sokulamayacağı yönünde bir ana istikamete erişmiş durumda. Şayet gördüğümüz gibi burada bilginin kaynağı bilgiyi kendisinden elde ettiğimiz ilke ise bu ilke kadim dönemde bugüne nispetle daha geniş bir evet. e, alanı kuşatıyor görünüyor. İsterseniz birkaç birkaç cümleyle ya, bir 5 5-6 dakika zaten ileride bunu tartışacaktık. Esasında ilişkili olması bakımından bilginin kaynaklarıyla e, Kaynakları bağlamında bunu konuşalım. Bu anlamlı bir şekilde şimdi felsefi bir soruyu gündeme getireyim. Ekollerden bağımsız evet. bir biçim, bağımsız bir şekilde. Anlamlı bir biçimde bugün biz e, daraltılan bilgi alanının Kadim dönemde olduğu gibi e, genişletilebileceğini iddia edebilir miyiz? Yani metafizik bilgiyi ya akıl kaynaklık edebilir mi objektif bir şekilde? Yani fideist bir biçimde de değil. Öyle. Yani ben böyle inanıyorum. Tanrı vardır, birdir, peygamber haktır. Kur'an'da öyle yazıyor. Ben bu yüzden böyle inanıyorum. Bana da anlat, sen de oku, sen de anlarsın. Sana anlatabileceğimi bu, bu fideizm değil mi? Yani öyle söyle, dogma böyle söylediği için böyle inanıyorum. Bir de objektif bir biçimde kelam ilminin yaptığı gibi değil mi? Bunun temellendirilebileceği ve herkes için iknal düzeyinde değil, doğrudan doğruya e, yani cedel düzeyinde değil, doğrudan doğruya objektif bir idrak seviyesinde herkes için anlamlı bir şekilde kurgulanabileceği bu bilginin yönünde bir iddia var. Kelamda ve klasik felsefede. Evet. Bu gerçekten mümkün mü? Çünkü bugün biz e, başta söylediğim cümle oydu. Bunun mümkün olmadığı fikri üzerine inşa edilmiş bir ana akım bilimsel bilgi anlayışı e, içerisinde hayatiyetimizi evet. sürdürüyoruz. Ya bunun e, ben biliyorsun kanaat ben bunun mümkün olduğu kanaatindeyim. Eyvallah. Ben yani, biliyorum da hani evet. mümkün olduğunuzu bunu nasıl temellendirebiliriz evet. Şimdi, aslında soru mu? İstersen önce eleştirilerden başlayalım. Yani evet. bunun. E, Ama buraya kısa yarım saatimiz kalmış. Yok eleştirileri sıralamak ha, yani, için demiyorum. Evet. Yani tersinden başlayalım anlamında. Şimdi bunun mümkün olmadığı iddiaların tamamı bu türlü bilgilerin bir, duyu verilerden beslendiğini düşünüyorlar. Yani insanın bütün bilgi kaynaklarının duyulardan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Birincisi. İkincisi, e, bununla irtibatlı olarak duyudan türettiğimiz, akıl yürütme yoluyla duyudan ürettiğimiz bilgilerin e, asıl itibariyle metafizik bilgiye evrildiğini, aslında bunların duyulara irca edildiğinde, yani kaynaklarına geri götürüldüğünde somut nesnelere ilişkin, aslında tam olarak onlara da tekabül edeceğinden zaman zaman emin olmadığımız bir takım idraklerden ibaret olduğunu söylüyorlar. Yani bunun böyle bir, bir takım gerekçeler var. Başka bir gerekçesi daha var. Yani duyular kaynaklı olmasının dışında bir gerekçesi daha var. Özellikle Kant'tan gelen bir gerekçe. E, aklın e, duyulur alanın dışına çıkmaya kabiliyetli olmadığı gerekçesi. Yani insan aklının birinci bilen özneyle ilgili temel bir iddia ortaya çıktı. Bilen özne diyor e, Kant, bilen zaman ve mekan sınırlarının dışında asla düşünemez. Yani bu zaman ve mekan dediğimiz şeyler yani maddi sınırlar aynı zamanda insanın düşünebildiği alanın da sınırlarını tayin eder. diyor. Ondan sonra da aklın bu alanlarla ilgili hepimiz için genel geçer bir bilgi kaynağı olmadığını ispat ediyor. Hatta Kant bununla ilgili şey söylüyor. Metafizikçi filozofların birbirlere çelişen cümleler sarf ettiğini falan iddia ediyor. Yani geçmişte de aklın Böyle ortak bir soruca götürmediğini iddia ediyor Şimdi hocam bence bizim en temel cümlemiz Kendimizin var olduğuna ilişkin cümlemiz En temel cümlemiz bu Yani bütün diğer cümlelerden vazgeçelim Bizim varlık cümlemiz kendisi üzerine bütün bilgi alanını inşa edeceğimiz kısım Ben varım bilgisi hangi duyudan gelir? Yani ben görerek mi var olduğumu biliyorum? İşiterek mi var olduğunu biliyorum. Dokunarak mı, tadarak mı var olduğunu. Aslında hiçbirisiyle değil. İster insanın bu maddi yapıdan ibaret olduğunu iddia edelim. İster insana bir ruhun eklendiğini düşünelim. Yani bir bedenin yanında bir de insan ruhu olduğunu düşünelim. Biz daha önce konuştuk. İslam genelinde her iki tipten alimler ve düşünler var. Yani daha önce konuştuk. Evet. Şimdi... Ee... Şu, özür dilerim. Tek bir cümle söyleyeceğim. Farklı yani insan bilen öznenin ontolojisiyle ilgili farklı kanatlara rağmen rağmen evet tüm bu Büt. gelenekler şurada metafizik birleşiyor. bilginin imkanı hususunda birleşiyorlar. Birleşiyor. Açıklama tarzları tabii, farklı tabii olabilir. Farklı olabilir. Diyorum ki ister insanla ilgili A iddiasını ister B iddiasını savunalım. Ortaklaşa konuşabileceğimiz bir zemin var. Elimizde duyu algılarına irca etmemizin mümkün olmadığı bir takım bilgiler var. Duyu algılarımıza irca edemiyoruz bu bilgileri. Bunların en temelinde de kendimize ilişkin, yani kendi varlığımıza ilişkin idrak geliyor. Şimdi sorun şu, Arşimed'in bir sözü var ya, bana bir kaldıraç, yani bir nokta gösterin. Bana sabit bir nokta he, gösterin, he. dünyayı kaldırayım. Dünyayı kaldırayım. Hocam eğer bu cümle varsa metafizik var demektir. Çünkü gerçekte burhani olan cümle budur. Yani filozoflar burhan falan diyorlar ya, burhan kesin bilgi, kelamcılar kesin bilgi diye bahsediyorlar ya, zorunluluk falan. Bütün zorunluluk ben varım cümlesindedir. Yani benim varlama ilişkin bir kanaatimin olması meselesidir. Eğer ben böyle bir cümleye sahipsem, yani şu anlama gelir bu. Bir, varlık idrakine sahibim. İki, bu varlık idrakinin belirli bir bireyde, yani bende teşahhus ettiğini ve Diğerlerine baktığın zaman bu teşahhusu idrak edebileceğimi iddia ediyorum. Üç, bu ayrım bana, bu temyiz, yani kendimi başkalardan ayrıştırma ve nesnelerin tek tek farkına varma idraki bana, o nesnelerin aralarındaki ilişkiyi, ortaklığı ve farklılıkları kavrama imkanı verir. Dolayısıyla bütün dönemlerde duyulur olan idrak metafizik için yalnızca araçsaldır. Yani filozofların fizikten, matematiğe, matematikten metafiziğe yahut bazıların düşündüğü gibi matematikten, mantığa, mantıktan, fiziğe, oradan metafiziğe şeklindeki ayrımları birinin diğerinin zorunlu sonucu olduğuna ilişkin bir ayrımlar değil, ayrım değildir. İki, kelamcıların cevher ve arazlardan başlayıp meade imamete kadar varmaları e, sürecindeki o cevher ve arazlar tartışması bütün bunların diğer ilahiyat hakkında söylediklerin zorunlu temeli olması anlamı da değildir. Hiçbir zaman biz duyu algılarımızı nihai idraklerimizin en temel kaynakları haline getiremeyiz. Çünkü gerçekten de bizim nihai idraklerimiz, varlığın bütününe ilişkin idrakimiz, duyu algılarımıza irca edilme özelliğine sahip değil. Ya bunların tamamı sahte, şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz yani, ya bunların tamamı sahte... Yahut da bunların tamamını duyulardan türetmemiz lazım. E, duyulardan türetilmiyor bunlar. Yani hepsini duyulara icra, irca etmek gibi bir saçmalığa düşmenin alemi yok. Bunlar gerçekten duyulara irca olmuyor. Geriye kalan şık bu. Bunların sahte olduğu idrake. Fakat şimdi bunların hepsinin sahte olduğunu iddia edebilmemiz için elimizde sahte olmayan bir şey olması lazım. Yani bunlara eş değer sahte olmayan bir şey olması lazım. Sahte olmayan ne? Çünkü bir şeyin sahtesinden bahsedebilmemiz için hakikati olması lazım. Hakikati olmayan şeyin sahtesi nasıl olacak? Öyle değil mi? Elimizdeki hakikat ne ki? Bunların sahte olduğunu söylüyoruz. Elimizde varlıktan başka bir hakikat yok. Yani varlık idrakinden başka bir hakikat yok. Aynı düzeyde bir ikinci cümlemiz yok. Dolayısıyla bir kimsenin bunların sahte olduğuna dair iddiası tamamen aklın kendi kendisini kandırmasından ibaret. Yani aklın bir tür mügalataya düşme çabasından ibaret. Ve ancak insan zihnini zorlayarak bunu başarabilir. Yani insan zihni kendisini buna icbar ederek böyle bir şeye yönelebilir. Eyvallah. Aslında Ömer Hoca şimdi e, Kant'ın saf aklın tenkidindeki evet. metafizik bilginin imkanı ile ilgili eleştirilerine kısa süre içerisinde bir cevabını paylaşmış oldu bizde. Yani evet. ona da e, tembihte bulunalım. E, yapılan şeyle ilgili e, olarak. E, Ömer hocanın kısaca yeniden temellendirdiği metafizik, metafizik bilginin imkanı meselesi aslında klasik dönemde hem tasavvuf hem felsefe hem de kelam gelenekleri açısından farklı yollarla temellendirili olsa bile e, müsellem kabul edilen bir e, husus. Çünkü nübüvvetin imkanını aynı zamanda bura üzerinden temellendiriyoruz. Hocam, farklı, Devamen evet. hakikatlere dair idrakin imkanını buradan temellendiriyoruz. Şimdi buradan ikinci şeye geçelim. Bu yöntem bahislerine geçelim isterseniz çünkü İslam düşünce geleneği ile ilgili şöyle bir yeknesak tutum yok yani bilginin tarifiyle ilgili yöntemle ilgili bilen özne ve nesneyle ilgili farklı birçok görüş var ve hatta belki bugün modern dönemde ancak karşılaşabileceğimizi düşündüğümüz birçok ekstrem efendim teoriyi bile biz İslam düşünce geleneği içerisindeki bilgi teorileri dahilinde göre biliriz. Buradan yöntem bahsine geçtiğimizde kelamı, felsefeyi ve tasavvufu nazari disiplinler olarak esasen bilgiye ulaşmadaki yöntemleri bakımından biz ayırt ediyoruz. Diyoruz ki tasavvuf esasen bilgiye ulaşmada müşahede yöntemini evet. benimsediği için felsefe geleneğinden ayrılır. Felsefe esasen bilgiye ulaşmada nazar yöntemini benimsediği ancak efendim... Nazar yöntemini tırnak içerisinde rasyonalist bir biçimde kullandığı için kelam yönteminden ayrılır. Kelam yöntemi de işte nazar yöntemini kullandı fakat şeriatın ana hakikatleriyle ilişkili bir biçimde bu o, efendim yöntemi ilerlettiği için de felsefeden ayrılır bir cihetten. Şimdi bu yöntemlerle ne kastediyoruz biz ve e, efendim bu yöntemler özellikle bilgi tasavvurlarında ne tür dönüşümler yaratıyorlar İslam dünya düşünce geleneğinde bilgiye ulaşma çabasını yönlendiren temel hangi ana yöntemlerden bahsedebiliriz bizsa ben sadece nazar ve müşaheden bahsettim ama bu çok ana üst yöntem Nazarın kendi altında birçok yöntemi var. Yani söz gelimi tüme varımda bir yöntemdir, tümden gelimde bir yöntemdir. Efendim, temsil, analoji de bir yöntemdir. Sebir ve taksim de bir yöntemdir. Bunlar da alt yöntemler, üst yöntemler var. Yöntemler bahsiyle ilgili. Yani bilgiye ulaşma yöntemiyle ilgili e, mücmel söz diyelim hocam ne diyebiliriz? Hocam aslında yani mücmel şöyle özetleyebiliriz olayı. Yani tek tek diğer meselere gelmek için Gel kısa tutup ilerleyelim evet, evet. istiyorum. Yani temelde biz bilmediğimiz bir şeye nasıl ulaşıyoruz sorusuna cevaben verilen bir cevaben ortaya konulan bir şey. Genelde dediğin gibi yani İslam düşüncesinde nazar ve müşahede var. Nazar yöntemi hocam aslında ekoller arasında ortak. Yani Kerem ve felsefe ekolü nazar yöntemini kullanmakta ortaklar. Her ikisi de diyorlar ki biz bilmediğimiz bir şeye nasıl ulaşırız? Elimizde nereden bildiğimizi bilmediğimiz ya Allah tarafından doğrudan yaratılan yahut ilk duyu tecrübelerini aldığımızda filozofların iddiasına girmedik biz onlar öyle iddia ediyorlar. İlk duyu tecrübelerimizi aldığımızda biz de metafizik olan illetin zorunlu olarak meydana getirdiği ilk bilgilerden hareketleriz. Nasıl ilerleriz biz şöyle düşünüyorlar yani. Elimizde bir şey vardır öncülü vardır. Aslında bütün bilgilerimiz şey ve varlık yüklemlerinin tafsil edilmesinden ibarettir. Yani biz duyu algılarını alırız. Duyu algılarını. Onları onlar bizde hazırlayıcı işlev görürler ve biz nesnelerin hakikatlerini elde ederiz. Bu kelam ve felsefe geleneğinin ana tavrı bu. Hakikatler ne demek hakikatler? Diyelim ki ben bardağı gördüm, işittim, dokundum, kokladım, tattım her neyse bunun idraklerini alırım. Benim zihnimde en temeldeki şey vardır yüklemi. Mesela bardak vardır yüklemine dönüşür. Bardak yeşildir, sarıdır, serttir, yumuşaktır yüklemlerine dönüşür. Yani biz varlık yüklemiyle şey öznesinin şey mevzusunu, mahmur ve mevzuyu idrak ettiğimiz nesneler adedince çoğaltırız. Kelamcılar ve filozoflar arasındaki yöntemsel gerilim bu çoğaltma sürecinin nasıl yapıldığı sorusunda ortaya çıkar. Ve so kabuller metafiziktir. Yoksa her ikisi de bunun nedenleri kullanılarak bunun çoğaltılacağı konusunda hemfikirdirler. Yani burada nazar yöntemi gerçekte tüme varım değil hocam esas var varma nazar yöntemi demiyoruz. Eyvallah, evet. Yahut analoji demiyoruz. Tümden gelim bildiğin gibi. Hı hı. Yani tümden gelim olan şeye biz gerçekten nazar yöntemi diyoruz. Kıyas dediğimiz e, aşağıladığı bir biçimde onlara evet, nazar yöntemi. Evet. Evet, onlar Onlara yani onlara bir tür akıl yürütme olduğu için biz bunları nazar kapsamında hı hı. değerlendiriyoruz ama gerçekten nazar tümden gelim. Yani böylece gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu iki gelerek için duyu algılarımız çok mühim, çok esaslı. Nazarın temelini, malzemesini oluşturuyor. Fakat duyu algılarımızla gerçekleşen bir nazardan ziyade konularına göre taksim edilmiş bir nazar var. Yani eğer ben masanın ne olduğunu bileceksem masayı algılamam gerekiyor. Çünkü masa maddi bir şey. Dolayısıyla ama masayı algıladım, masa hakkındaki bilgim bütün de bu algılara mı dayanıyor? Hayır. Akıl bunlar üzerine imali fikirde bulunuyor. Burada bir istisna var. Bir alan var. Dediğin gibi nübüvvet meselesi. Kelamcılar diyorlar ki bizim bilgimizin kaynakları yalnızca evveli bilgiler ya da müptede bilgiler anlamında akıl ile duyu algıları değildir. Ya Allah insanlara kendisini ve ahireti anlatan insanların tabiri caizse bu dünyada bulunduğu durumun hakikatini ifşa eden bir peygamber gönderir. Dolayısıyla biz peygamberden bir, Allah'a ilişkin bilgi alırız. İki, Allah alem ilişkisine ilişkin bilgi alırız. Üç, İnsanın Allah'ın kulluğu, Allah'a nasıl kulluk yapacağına ilişkin bilgi alırız. Dört, bu kulluğun gereği olan ilişkiler e, düzeninin nasıl kurulacağına ilişkin bilgi alırız. Beş, yaptığımızın karşılığı nedir? Nasıl alacağız bunları? Buna ilişkin bilgi alırız. Yani temelde beş alanda bilgi alırız. Kelamcıların kendi aralarında bu bilgileri nasıl alınacağı konusunda çok ayrıntılı itirafları vardır. Hı hı. Ama kelamcılar burada mütefiktirler. Bunun ee, dikkat edelim hocam. Hiçbir kerem geleneği bundan müstane değildir. Ya yani bu sınırı dışına çıkmaz. Dolayısıyla keramcılar bu sebeple vahyi akıl ve duyular yanında müstakil bir bilgi kaynağı olarak kabul ederler. Evet. Buna da şunu da ilave edelim. Bunu yaparken de vahyin bilgi kaynağı olmasını aklen temellendirdikten sonra evet. bunu yaparlar Yoksa ilkten vahiy böyle bir bilgi kaynağı değil. Yani kitabı yazıyor adam hiç. O yüzden bilgi ...meseleleri kelamın mukaddimesi. Yani kelamcılar... ...önce mukaddimede... ...vahyin, nebevi... Tabii, tabii. ...nübüvvetin mümkün olduğunu... ...ve vahyin bizim için bilgi kaynağı olacağını... ...ispat ettikten sonra... ...buna girişirler. Yoksa... ...hakikaten saf cedel olur kelam. Tabii, tabii tabii yani onu... E, yani, ...peygamber gönderen bir Allah... Evet yani, ...açıklamasını bunda, yapmak yoksa zorunda. Yoksa objektif bilgiden bahsedemeyiz. bahsedemeyiz tabii. Evet. Bu semi aslında... Filozoflara göre bilgi değil de değer ve davranış kaynağıdır. Evet. Şimdi evet. filozoflar için de nübüvvetin çok esaslı bir yeri vardır. Hı hı. Ama filozoflara göre biz peygamberden Allah'a ilişkin bilgi öğrenmeyiz aslında. Yani halk, e, halkın anlayabileceği bir forma sokar peygamber ama onu öğrenmeyiz. Ya da eşyanın düzenine, hakikatine ilişkin bilgi öğrenmeyiz. Ya filozof diyor ki peygamber bize esas itibariyle değerin ne olduğunu öğretir. İki... Yani ameli hayata nasıl düzenleyeceğimizi öğretir. İki, e, bu değerin nasıl tatbik edileceğini yani nasıl uygulamaya dönüşeceğini öğretir. Üç, aslında aklen araştırdığımızda varabileceğimiz nazari bilgiyi hepimiz için ulaşılabilir hale getirir. Bu peygamberden başkası da yoktur. Bu özellik peygamberden başkası yoktur. Filozof üç şey söylüyor yani peygamber hakkında. Ama müstakil bir bilgi kaynağı olarak zikredilemez. Yalnız kelamcıların e, muhakkik olanları şöyle bir şey dikkat çektiler. Taftazani Şerul Mevakıf'ta da bunu söyler. Şimdi biz akıl duyular semi diyoruz ya. Semi işitmek demek aslında. Vahiy anlamında semi diyoruz. İşitmek hmm. demek. Normalde işitme de duyulardan bir tanesi. Yani peygamberden bize gelen bilgi aslında bir duyu kanalıyla geliyor. Çünkü biz İşiterek öğreniyoruz onu. Bu anlamda ele ele gele bütün bilgileri, daha doğrusu bütün verileri bilgiye çeviren akıldır keramcılara göre. Yani akıl vahyi alır, bilgiye çevirir. E, duyu verilerini alır, bilgiye çevirir. Çünkü akıl olmaksızın zaten vahye muhatap olmak yahut duyu algılarını alıp onlardan türetmeler yapmak imkansızdır. Dolayısıyla temelde bilginin Ham maddesini veren unsurlar olmak bakımından bunlar kıymetlidir. Çok uzatmayayım, bu kadar yeter ya. Yani. Şimdi <laughs> şöyle bir genel şema çıkartalım, oradan yöntem meselesini biraz daha irdeleyelim çünkü İslam düşünce geleneği içerisinde biz klasik dönem üzerinden hep gidiyoruz. Daha ilerleyen dönemde farklı türden efendim perspektifler de çıktı. Belki bu programdan akılda kalıcı olan bir şey de şu olsun: Genel olarak mütahhir dönemde Bilgi nedir sorusuna düşünürler şöyle bir şemayla cevap veriyorlar. Bilgi esasında ilk olarak inançtır. Bir yerde bilgiden bahsedebilmemiz için orada bir inancın bulunması gerekir. Bu inanç kesin olabilir ya da olmayabilir. Şayet kesin değilse bu inanç ya şüphedir, ya zandır, ya da şektir. Şayet inancı bir sıfırla yüz arasında bir çizgi olarak düşünüyorsak inancın elliden sonraki fakat yüze ulaşmayan kısmı nazan demiş oluruz. de kalan kısmına yani 50-50 ise <laughs> yani o da olabilir bu da hangisi acaba gibi diyorsak buna şek diyoruz. Yüzde elliden yüzde kırk ise yani bu yüzde yüze bir tür şüphe artık doğru da olmayabilir. Buna da şüphe diyoruz. Bu üç alanda zan, şüphe ve şek esasında kesin olmayan bir inanç barındırıyor. Kesin olan inanç ise kendi içerisinde iki kısma ayrılıyor esasında. Birincisi bunların vakaya mutabık kesin inanç, diye yani olguya uygun, doğru yani kesin inanç, bir de doğru olmayan kesin inanç. Doğru olmayan kesin inanç da iki kısmı ayrılıyor. Bir cehalet. Cehaletin de kendi içinde iki, kı iki kısmı var. Basit cehalet, bileşik cehalet. Yani cehli mürekkep dediğimiz şey. Basit cehalet İstanbul'u Yavuz Sultan Selim fethetmiştir diyor adam. Hocam hayır Fatih Sultan Mehmet dediğinde ha kusura bakma hocam yo, yanlış hatırlıyorum. Yani izale edilebilir bir gaflet. Ama cehli mürekkep İstanbul'u Yavuz Sultan Selim fethetmiştir diyor. 10 tane kitap gösteriyorsunuz gene ikna olmuyor. Kendisi Bu bilmediğini de bilmemek. Evet. evet. Bu burada da kesin inanç var, e, fakat zan değil bu, kesin bir inanç fakat doğru değil. Kesin inanç doğru olduğunda, şimdi e, kesin olmayan doğru inanç, zan, şüphe, şüphe bunlara bilgi demiyoruz. Kesin inanç, inanç kesinlendiğinde ve doğru olduğunda bir aşama elde etmiş oluyoruz bilgiye yaklaşmak için esasında. Doğruluk burada çok önemli, doğruluktan ne anladıkları çünkü bilginin kaynakları ile ilgili. Bilgi teorileri farklılaştığı gibi doğruluk tanımları ile ilgili de farklılaşıyorlar. Klasik dönemde efendim neredeyse bütün bilgi teorileri mutabakatçı bilgi doğruluk teorilerine sahip. Yani bilmek esasen bilginin nesnesine uygunlukla doğruluk tanımlanıyor. Doğruluk nedir? Bilginin bilgi nesnesine uygun olmasıdır. Masa siyahtır. Bakıyoruz. Masa siyahsa gerçekten de bu doğru bir önerme olmuş oluyor. Fakat bu doğruluk da bu doğrula eriştiğimizde de biz henüz bilgi var diyemiyoruz tam olarak. Yani kesin ve doğru bir inanca sahibiz. Fakat hala bilgi yok çünkü bu doğruluğun da iki yönü olabilir. Ya gerekçelendirilmiş olur ya da gerekçelendirilmemiş olur. Bir otoriteye dayalı bir biçimde aktarılıyor olabilir basit bir şekilde sadece. Buna taklit diyoruz esasında değil mi tabii, tabii. E, Sonrasında bu doğruluk gerekçelendirilmişse ve aksi mümkün olmayacak bir biçimde kişide yerleşmişse o zaman bilgiyi elde ediyoruz. Böylece gerekçelendirilmiş doğru yani vakaya mutabık kesin inanca biz bilgi demiş oluyoruz. Bu bilgiye nasıl ulaşırız sorusuna da mantık yoluyla nazar yani tümden gelimsel yolla ulaşırız e, cevabı 12. yüzyıl sonrasındaki öncesinde kelamı da bir dahil edebiliriz esasında. Ben gazalin etkisi dolayısıyla mantık bakımından bunu söylüyorum. Nazar geleneklerin tamamı tarafından da kabul edilmiş bir çerçeve olarak anlaşılıyor. Şimdi bu çerçevede gerekçelendirilmiş doğru kesin inanç bilgi olarak anlaşıldı. Ve doğruluk da vakaya mutabakat olarak değerlendirildi. Mutabık olan şey ne? Biz neyi bildiğimizde tam biliriz. Bilmek nedir sorusuna da bir kez burada şunu dedik yani bilgi türleri var asıl bilimsel bilgi yani asıl bilimsel bilgi gündeli hayat bilgisi değil bilimsel bilgi bir şeyi sebepleriyle bilmek anlamına geliyor. Bir şeyi sebepleriyle temel dört sebebi failini bilmek maddesini bilmek gayesini bilmek suretini bilmek şeklinde kendisini gösteriyor ve bunların toplamı da bir şeyin hakikatini bize veriyor. Evet. Bilimsel bilgi esasında bir şeyin hakikatini bilmek. Bu çerçevede klasik epistemoloji iddialı bir biçimde şeyler her nasılsa o haliyle yani hakikatiyle bütün ilkelerini tespit ederek şeyi bilebileceğimizi ve bu bilginin de nesneye uygun olabileceğini iddia ediyorlar. Bunun için yöntemi de elverişli sayıyorlar tümden gelimsel yöntemi. Biz şunu biliyoruz, çağdaş şu dönemde bilgi krizi diye bir başlığımız var sonra da onunla irtibatlandırarak müzakere. Hocam şuranın eksik kalan kısmını tanımlayalım mı? Ee, ben soruyu vaz edeyim, evet. yani bütünlük kaybolmasın. Ee, şimdi bu yöntem çerçevesinde hani e, nesneyi nasıl biliriz? Hakikat dedik, hakikat ilkelere dayalı bir biçimde bilmek. Bilimsel ve burhani bilgi budur dedik esasen. İslam düşünce geleneğinde şu türden efendim... E, bilgi teorileri de var esasında. Söz gelimi bir grup matematikçi filozoflar dedikleri filozoflar düşünürler veya diyorlar ki fizik, metafizik, psikoloji vesaire alanında böyle bir mümkün böyle bir bilgi mümkün değildir. Yani kesin ve doğru bilgi mümkün değildir. Başka bir grup mesela Fahrettin Razi daha sonra Metalibül Aliye'de buradan yola çıkarak şunu diyecek. Esasen vakaya mutabık bir biçimde hakiki, hakikati bütünüyle kuşatabilmek mümkün değildir. Yani bilimsel bilgi bu ideali burada bahsettiğim haliyle elde edilebilir bir ideal değildir cümlesini kuracak. Burada da bize diyecek ki o zaman efendim elde ettiğimiz bilgiyle ilgili olarak şunu söyleyelim. En elverişli ve en yey bilgi bizim için budur. Şu an dolayısıyla böyle bir inançla biz şey yapıyoruz, işlem yapıyoruz evet. gibi bir cümle kuracak. Daha sonra bu cümlenin yansımalarını çeşitli şekillerde göreceğiz. Fakat buradan şunu anlıyoruz. Biraz önce bahsettiğim bilgi şemasında şemasını tutarlı bir biçimde savunabilmenin yolu böyle bir bilgiyi elde etmemiz için tümden gelimsel mantığın elverişli olduğu kabulünden geçiyor. Evet. Şayet tümden gelimsel mantık matematikçilerin eleştirdiği gibi gerçekten de fizik, metafizik ve psikoloji alanında ...böyle bir bilgiyi garanti edemiyorsa bize... ...Razi'nin dediği gibi... ...hakikatleri bilmekle değil... ...ancak elverişli inançlarla... ...işlem yaptığımızı söyleyerek... E, ...yürümek durumundayız. Bu istikamette bakıldığında... ...İslam dünyasında... E, ...eşyanın hakikatini... E, ...tabii en zor sorulardan birini... ...en sona e, saklamış olduk. Eşyanın hakikatini bilme... E, ...çabasını farklı alanlara doğru yönlendirebilecek yöntemlerden bahsedebiliyor muyuz? Evet. Hocam biraz önce aslında soru tekrar o yöntemler meselesine evet. döndü. Nazar yönteminden biraz bahsettik ama tasavvuftan bahsetmedik. Bence tasavvufun bütün iddiasını şöyle özetleyebiliriz. Evet. Şimdi Tabii kelam, tasavv evet tasavvuf diyecek ki burada bu şema o yöntemle kurulmaz. Evet şimdi kelam geleneği hocam Peygamber Aleyhisselam'ın bize Doğru inancı ve doğru davranışı öğrettiği üzerine kurulu. Peygamber bize bunu öğretti. Peki biz ne yapıyoruz? Biz nesnelerin hakikatini araştırarak aslında hep Keramın başkalarını ikna etmek için söylediği düşünür ya. Hı hı. Bir bütün bunların doğru olduğuna önce kendimizi ikna ediyoruz. Yani süreci ona göre yeniden inşa ediyoruz. Düşünce hı hı. sürecini. İki bunları tahkik etmenin yöntemini keşfediyoruz. Tasavvuf diyor ki hocam. Peygamber sadece bize Peygamber Aleyhisselam sadece bize doğru inanç ve doğru davranış öğretmekle kalmadı. Ya bu doğru inanç ve doğru davranışın nasıl elde edileceğine dair yöntemi de öğretti. Peki yöntem ne? Şu gördüğümüz davranışlar var ya, o davranışlar içerisindeki anlamları taşıyarak davranışları gerçekleştirdiğimizde bu yöntemin kendisidir dedi tasavvuf. Aslında müşahede dediğimiz şey bu tasavvufta. Müşahede derken bunu kastediyor bu tasavvuflar. Yani kendi içinde bir sürü ayrıntısı var da yani bunu nasıl tatbik edileceği büyük problem tabii de. Ama tasavvuf bunu söylüyor. Tasavvuf Peygamber Aleyhisselam'ın bize sadece doğru bilgi ve davranışı değil, aynı zamanda bu doğru bilgiye ve davranışın bizde nasıl tahkik haline geleceğini, yani nasıl muhakkik olacağımıza ilişkin bir yöntemi de içerdiğini iddia ediyor. Müşahede yöntemi kabaca bu. Dolayısıyla buradan şöyle bir tavır ortaya çıkıyor. Hellenistik dönemden dönemdeki mirasın İslam dünyasına tercümesiyle oluşan felsefe geleneği. İslam naslarının insana ve varlığa ilişkin e, içerdiği cümlelerin nasıl anlaşılacağına dair tartışmalarla başlayan kelam geleneği. Yine İslam'ın insana ne söylediğine ilişkin ya da Hazreti Peygamber'in söylediğini nasıl anlaşılacağına ilişkin tartışmalarla başlayan tasavvuf geleneği gibi üç önemli gelenek ortaya çıktı. Bunların birisi nazar yöntemini değil de nazar yönteminin bilgi verdiğini, bilgi verdiğini reddetmiyor tasavvuf. Bu yanlış bir şeydir. Tasavvufun nazar yöntemini eleştirdiği fikir. Tasavvuf nazar yönteminin yanlışlığı üzerine değil, yetersizliği üzerine durur. Nazar yöntemi derken de bunu zaman zaman insanlar akılla karıştırıyorlar. Akıl ruha tekabül eder normalde. Mutasavvuflar aklın fikretme, yani o fikir gücü dediğimiz şeyi eleştirirler. Yani parçalı olan e bir yapısının yani aklın bir yönü olduğunu bunun fikrin ve bunun bizi hakikate ulaştırmakta yeterli olmadığını söylerler. Mutasavvıfların temel yaklaşımı budur. Nazar yöntemi de biraz önce konuştuğumuz bağlamda meseleyi ele alır. Mevcut idraklerimizden hareketle bütüne ilişkin idrake ulaşabileceğimizi aklın belirli bir hazırlıkla nedenleri kavramak yoluyla dediğin gibi nedenleri kavramak yoluyla tümden gelim yapabileceğini söyler. Yalnızca o tamamlamak istediğim kısım şuydu e, ee, o esas aldığımız tanım yani itikadun cazimun mutabikun limucibin yani o meşhur tanım evet. bu mütekaddimin döneminde Cübbayiye Ebu Ali el Cübbayiye müteahhir dönemde raziye nispet edilir. Aslında Kerem evet. kelam geleneğinin iyici sonrasında muhtar tanımı sıfatun tucibu li mahallihi temyizen la temyizen beyne'l maani la yahtamilu'n nakis. Yani bulunduğu mahalle anlamlar arasında aksine muhtemel olmayacak şekilde bir temyiz veren, ayrıştırma veren sıfat anlamında kullanılır. Çünkü yani bilginin ontolojisini tartıştığımızda bilgi bir inanç mıdır sıfat mıdır? Meselesi ciddi problem oluyor. Sebebi de şu. Ehli sünnet alimleri diyorlar ki bilginin diyorlar mutlak açıklaması inanç olamaz. İnsana ilişkin açıklamada inancı oturttun. Peki Allah'ın inancı mı var diyorlar. Yani Allah'taki bilgi bizi inanç olarak mı değerlendiriyor? Allah'ın da bilgisi var. O halde Bilgi diyorlar, bilgi olmak bakımından inanç kelimesiyle açıklanamaz. İtikadın diyorlar ya inanç, inançla açıklanamaz ya. Bunun yerine sıfat koyalım, sıfat koyalım. Razi bunun yerine izafet koydu. Ama iyice Seyit Şerif gibi bazı düşünürler, sıfat açıklamasını devam ettirdiler. Hatta Seyit Şerif'in Şerül Mevakıf'ta tercih ettiği, kendisinin tercih ettiği tanım İmam Maturidi'ye dayanır. Evet, benim söylediğim tanım aslında ta Eflatun'un menodiyalığına kadar Oradan, geri giden evet. bir şey. Bu tanım üzerine de ayrıca durmak lazım. Hakikaten çağdaş evet. epistemoloji tartışmaları etrafında ne tür imkanlar barındırdığı etrafında. Şerif mevakıfında da uzun uzun tartışılır evet, bu tanım. Evet. Razi'ye nispet edilir ama Razi'den önceki kaynaklarda da bu Ebu Ali Cübba'ya nispet ediliyor. Evet, şimdi benim yaptığım o şematik tanım esasında çağdaş dönemde çeşitli meydan okumalarla karşılaştı. Sadece bu tanım değil, bu tanımın arka planında yatan evet. şeyler de bir. En efendim, objektif meydan okumalardan biri gerekçelendirme sorunuyla ilgili. Evet. Bu eleştiri sadece İslam düşünce geleneğine değil, genel olarak efendim bu tanımı, bu perspektifi savunan bilgi teorilerinin tamamı için İstersen singeçerli. şöyle diyelim, e, gerekçelendirme Gethierin... problemi bilginin ontolojisinden ayrı bir problemdir. Evet, yani evet. ister sıfat diyelim, ister izafet, evet. ister itikat diyelim, her halükarda bilgi teorisi gerekçelendirmeyle evet. yüz yüze çıkmak evet. zorundadır. Özellikle Edmund Gettier'in e, evet. efendim e, gerekçelendirilmiş doğru inanç şeklindeki bilgi tanımına yaptığı, gerekçenin bulunabileceği fakat bunun tesadüfi olabileceği şeklindeki eleştiri bu tanımın revize edilmesi çabalarını doğurdu. Evet. Dolayısıyla klasik bilgi teorilerinin yüzleşmesi bugün gereken şeylerden biri de gerekçeyle ilgili bu bahis. İkinci efendime söyleyeyim belki daha ...güçlü eleştiri... ...mutabakatçı doğruluk teorilerine evet. geldi. Yani klasik dönemde... ...belki gerekçe meselesinin üstesinden... ...gelmek daha kolay olabilir... ...klasik bilgi teorisi açısından. Ama mutabakatçı doğruluk teorisinin yerine... ...tutarlılıkçı, uzlaşımcı efendime söyleyeyim konstruktivist e, inşacı, pragmatist efendim faydacı doğruluk teorilerinin gelmiş olması aslında daha önemli bir kriz ve meydan okumu olarak duruyor. Klasik bilgi teorilerinin aslında önünde. Aslında hocam ya bu klasik bilgi teorilerini tam inşa etmedik ya evet. mesela e, mutabakatçı bilgi teorisini biz, biz fıkıhta, konuşmadık e, Tabii kelamda bulabiliyoruz fakat mesela fıkıhta e, doğru, farklı doğruluk teorilerini bulmak mümkün. Yani işin doğrusu. Uygulamada yani diyelim ki maslahat prensibi göre diyor Mutabakatçı bilgi teorisine göre değil. Bunların bir kısmı faydacı bilgi teorisine göre. Yani e, mutabakatçılık çok daha üst metafizik bir iddia. Daha alt disiplinlerde biz uzlaşımcı teoriler e, ondan sonra faydacı teorilere ilişkin değerlendirmeler bulabiliriz. Yani o kapsamda değerlendirebileceğimiz bilgi tarifleri bulabiliriz. Sadece sorun şu bunlar parça olarak değerlendiriliyor. Yani biz mutabakatçı teoriyi bütünüyle fıkıhta uygulayamayız ki. fıkıhta doğruluk tanımı sadece mutabakat da olmaz. Sebebi çünkü fıkıhtaki mutabakatı neye mutabık olacak? Allah'ın ilmindekine değil mi? Allah'ın ilmindekine mutabakatı bilmiyoruz ki tam olarak. Dolayısıyla orada maslahat devreye giriyor makasit devreye giriyor. istihsan devreye giriyor. Kıyasdaki illet devreye giriyor. Yani başka açılardan evet, mesele değerlendirilebilir evet, yani. Evet. Tabii bu mutabakatçı doğruluk teorilerinin karşılaştığı en önemli mesele gerçekten de bizim bilgimiz bildiğimiz nesneye uygun uygun mudur? Yani bilgi gerçekten de varlığı tam olarak yansıtabilir mi cümlesiyle ilgili. Evet. Ta bu neticede Kant'ın efendim numenlerden fenomenler alanına geçecek bir biçimde bilginin fenomenlere ilişkin ancak anlamlı bir şekilde inşa edilebileceği cümlesine kadar ilerliyor. Bu önemli bir kriz alanı. İki, üçüncüsü bilginin kaynakları ile ilgili bir kriz alandan bahsedebiliriz. Gerçekten de insan yani bir e, e, haber yani nübüvvet bir bilgi kaynağı mıdır meselesi önümüzde iki insan zihni akıl nübüvveti anlamlı bir şekilde bilgi kaynağı olacak biçimde inşa edebilir mi yani metafizik bilgiye ulaşabilir mi e, de üçüncü bir bahis ayrıca bu yorum teorisiyle ilgili bir sorun evet, mesela tabii. nübüvvetin bize verdiği yani nasları biz nasıl anlayacağız tutarlı bir şekilde sürdürebilir miyiz? Onunla da ilgili bir soru. Tabii. Bunlar klasik bilgi teorisinin aslında çağdaş dönemde karşılaştığı temel meydan okumalar. Bu meydan okumalarla yüzleşmek sizin esasında tutarlı, anlamlı bir efendime söyleyeyim bilgilenme çabası ve bilgi iddiasından bahsetmemiz pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla e, klasik bilgi teorilerini bu açıdan söz konusu meydan okumaları hesaba katmaksızın ilerletebilmemiz mümkün görünmüyor. Hocam yeniden vaktimiz bitti herhalde gerek bir cümle, söyle... bir cümle söyleyeyim. Evet. İslam düşünce geleneğini oluşturan metinlerle ilgili ilişkimizin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bu gelenek e, aslında evrensel teorilerle meseleleri ele aldı. Yani evrensel olarak meseleleri ele aldı. Bütün soruları bu, bu yani halen bu günüm... şu anlama geliyor. Evet. E, bizim söz konusu soruları ee, belki de cevaplarını bizzat İslam Düşünce Geleneği yani, e, içerisinde üretilmiş. Yani cevaplardan tatmin oluruz veya olmayız ayrı mesele. Bulabiliriz Ama, aynı soruları evet, orada da tabii. E, yüzleşebiliriz. E, efendim İslam Düşünce Geleneği'ndeki bilgi teorilerini ve genel olarak bilgi anlayışlarına dair kısa bir tartışma yapmış olduk. E, haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.